Haber Merkezi'nden iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Ben Emrah Şen. Evet bir Haber Merkezi programında yine sizlerleyiz efendim karşınızdayız. Ee, çok önemli konuları konuşacağız yine her Haber Merkezi programında olduğu gibi. Hemen konu başlıklarını kısaca aktarmak istiyorum hiç vakit kaybetmeden. Ekonomiyi tabii ki ekonomide yaşanan gelişmeleri, gelen zamları ve bu zamlar üzerinden Belki özelleştirmenin ülkeyi getirdiği noktayı ve kamuculuğun önemini konuşuruz. Ee, Cumhurbaşkanı e, Sayın Erdoğan'ın Bakanlar Kurulu sonrası yaptığı açıklamalara da değineceğiz kuşkusuz. Ve İçişleri Bakanlığı tarafından İBB'ye başlatılan teftiş tabii çok önemli. Gündemin bir numaralı e, konusu e, durumunda e, ve tabii ki yine bir konuyla bağlantılı olarak DİDER iddianamesini ele alacağız yine e, Haber Merkezi programında. Tüm bu yaşanan gelişmelerin iç siyasete yansımasını konuşacağız kuşkusuz ve HDP Millet İttifakı cephesinde yaşanan gelişmeler yine haber merkezinde ele alacağımız konu başlıklarından bir diğeri sevgili izleyiciler. Evet hemen konuklarıma iyi akşamlar demek istiyorum. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Malik Ejder Batur Skype bağlantısıyla programımıza katılacaklar. Sayın Batur hoş geldiniz efendim yayınımıza iyi akşamlar. Hoş bulduk, hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum ve hukukçu Erdem Cömert uzaktan bağlantıyla yine aramızda olacak olan bir diğer konuğumuz. Sayın Cömert siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Türker Hanım. İyi akşamlar. Değerli konuklara da buradan selamlarımı söylüyorum. Bu kez Ankara stüdyosundayız. Evet, Ankara İstanbul'da. stüdyosundan katılacaksınız. Doğru selamlar. düzelttiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de düzeltecektim. Ne güzel sizi aramızda görmek. Bayağı da oldu katılamadınız. E, haklı gerekçelerinizle özlemişiz sizi. Yeniden evet. hoş geldiniz. <laughs> Ve olmazsa olmazımız tabii ki Ulusal ediyorum. Kanal Haber Müdürümüz Deniz Adalı İstanbul Stüdyosu'nda her Çok zaman olduğu edeyim. gibi bizlerle birlikte olacaklar efendim siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Konuklara da iyi akşamlar diliyoruz. Yine güzel izleyicilerimize de. bir program olur. Evet, şimdi olayları ve ayrıntıları kaçırmış olan ve duruma yeni vakıf olacak izleyicilerimiz açısından ben süreci izniniz olursa bu İBB'ye teftiş konusu ile ilgili süreci başından bugüne getirmek istiyorum hemen kısaca bir toparlayıp derlemek adına Şimdi önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 9 Aralık 2021'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terörle bağlantılı 557 ismin yerleştirildiğini açıkladı e hemen ardından da 1 e, 2 gün bekledi yanılmıyorsam tam hatırlamayacağım. E, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu eee hiçbir açıklama evet, olmadı. Sonra diğer davetnameyle. Evet evet biraz bekledi. Madem terörle bağlantılı kişiler vardı biliyordunuz. Niye gelip götürmediniz? Biz de sandık ki gelip götüreceksiniz. E, mealen söylüyorum açıklamasını. Bu yönde bir açıklama yaptı. Daha sonra da Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan İBB'deki personel alımıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediye İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir hesaba göre 13.500 bir hesaba göre 15.000 kişi işten çıkarıp aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da bulunduğu 45.000 kişiyi aldılar açıklamasını yaptı. Ve daha sonra da İçişleri Bakanlığı Diyayder referansıyla İBB'ye yerleştirilen kişilerle ilgili özel teftiş başlattığını duyurdu. Ve en nihayetinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca hazırlanan 335 sayfalık iddianame İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşmaların 18 ve 21 Şubat'ta yapılmasına hükmetti. Ve tabi e, iddianameye dair de şimdi çok detayına girmeden hemen kısa başlıklar halinde Diyayder iddianamesinde yer alan iddiaları da kısaca paylaşmak istiyorum yine izleyicilerimizle. Şimdi bu iddianamede PKK'nın isteğiyle kurulan Diyayder iddianamesinde CHP PKK ilişkisi ortaya çıkıyor adeta sevgili izleyiciler. Şüphelilerin PKK ile bağlantıları yer alıyor iddianamede. İBB'de çalışan bazı şüphelilerin buradan aldıkları maaşların bir bölümünü PKK'ya aktardığı iddia ediliyor ve yine söz konusu bu kişilerin İBB tarafından verilen yardım kolileri ve market al alışveriş kartlarını terör örgütünün sözde sorumlularının yakınlarına dağıttığı yine bir başka iddia. Bazı isimlerin yine belediyeye DİDER aracılığıyla alındığı, bu kişilerin de derneğe para yardımı yaptığı bir diğer iddia. Tabii gün geçtikçe yeni gelişmeler de yaşanıyor. Alparslan Kuytul ve Sevtap Ayman gibi şimdi bunların da detayına birazdan girer ve zikrederiz ayrıntıları ama şimdi hemen konuğuma dönmek istiyorum ilk olarak AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Malik Ejder Batur'a sormak istiyorum efendim. Şimdi tüm gelişmeleri önünüze koyduğunuzda siz nasıl bir fotoğraf çekiyorsunuz ve neler söylersiniz? Öncelikle tekrar katılımcılara da hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii öncelikle şunu ifade etmem gerekir. Şu anda yaşamış olduğumuz ve mevzu bahis halinde ciddi derecede Büyükşehir Belediye'mizin kamu hizmetleri açısından da vatandaşımıza yansıyan kısmıyla da ciddi şekilde bir güvenlik sorunu haline gelen bu husus aslında dünden bugüne olmuş bir hadise değil. Bunu belli bir süreci var ve ben öncelikle bu sürece atıf yaparak başlamak isterim. Malum seçimden önce bir ittifak halinde Büyükşehir Belediye Başkanı ve ittifak halinde olan partiler belli bir çerçeve çizerek seçime girdiler. Ve seçimden önce hatırlayacaksınız. Personel rejimi ile alakalı hem CHP'nin başındaki genel başkan hem de CHP'nin İBB'li yönetimi personel alımlarıyla alakalı, personel rejimleriyle alakalı bir takım ifadelerde bulundular. Bir takım sözlerde bulundular. Hatırlayacağınız üzere hangi belediyeyi kazanırsak kazanalım, belediye çalışanlarına, emekçi kardeşlerimize, işçi kardeşlerimize kesinlikle dokunmayacağız. Herhangi bir şekilde işte çıkarma söz konusu olmayacak diye hatta bunun altını çizerek de bu bir namus sözüdür diye, bizim namus sözümüzdür diye ifade ederek seçimden önce aslında bugün yaşadıklarımızın belki de ön alacak şekilde ifadeleriyle kamuoyuna yansıttılar. Ama netice itibariyle seçimden sonra bu sözlerini de tıpkı diğer verdiği sözler gibi unuttular. Ve netice itibariyle seçimden sonra emsali görülmemiş şekilde bir personel kıyımı yaşandı büyükşehir belediyesinde. Yine Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği üzere az önce de siz ifade ettiğiniz gibi 13.500'ün üzerinde personelin emekçi kardeşimizin işçi kardeşimizin işine son verildi. Tabii büyükşehir belediyesinin başındaki kişi seçim öncesi büyükşehir belediyesinde ciddi bir insan kaynağı israfından da bahsetti. Ve tüm bu bahislere istinaden netice itibariyle personel alımı bir tarafa çıkarılma noktasında da verdikleri namus sözünü yerine getirmelerini bekleyen kamuoyu tarafından verdikleri sözler bir kenara bırakıldı ve yaklaşık 45 binin üzerinde de personel alındı. Tabii kamunun bir personel alım rejimi var belli kurallar dairesinde, belli kurallar çerçevesinde personel alır. Netice itibariyle bir özel sektörde herhangi bir şekilde iş yapmak için alınan personel değil bu alınanlar. Bu alınanlar başladıkları kurumlarda o kurumu temsil eden ve o kurumun hassasiyetlerine göre de iş yapma potansiyelinde olacak kişilerden oluşmalı. Ki görüyoruz ki bu çıkarılan 13.500 personelin yakınlarının sosyal medya hesapları dahil olmak üzere araştırarak bunları kapının önüne koyduğu belirlenen ve belirtilen personel kenara konurken işte bugünlerde şu an gündem ettiğimiz 557'si terörle şu ana kadar ki incelenen kesim içerisinde 557. Bu sayının da artacağı ortada. 557 personel terör örgütleriyle irtibatlı ve iktisaklı oldukları gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nde bir teftiş başladı. Netice itibariyle bu alınan 45 bin kişide çıkarttıkları 13 bin 500 kişide gösterdikleri hassasiyetin belli bir oranını göstermiş olsaydı Büyükşehir Belediyesi yönetimi bu 557 terörle irtibatlı ve iktisaklı kişinin Büyükşehir Belediyesi'yle şu an herhangi bir şekilde irtibatı olmaz idi. Neticede Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere kamu personel alırken belli kriterlere dikkat etmek zorunda. Özellikle de 15 Temmuz'dan sonra güvenlik soruşturması ve arşiv taraması adı altında kamuya alınacak personelle ilgili bir ön araştırma yapılır. 15 yıl belediye başkan yardımcılığı yapmış biri olarak ifade ediyorum. Personel alımı yapacaksak, TC kimlik numaralarıyla beraber Valiliğe göndeririz ve güvenlik soruşturması ve arşiv taraması ister. O güvenlik soruşturması ve arşiv taramasından gelecek sonuna göre de, sonuca göre de, rapora göre de hareket ederek personel alırız. Bu personel alımıyla al alakalı da hassas hususlar ve kritik zamanlar var. Bunlardan biri de 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Kamuya alınacak personelin tamamıyla alakalı bir güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yapılması zorunluluğu getiriliyor. Aslında yeni işe başlayanlar için bu zaten varken tüm alınacak personeller için biraz daha genişletiliyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Anayasa Mahkemesi'ne giderek bu düzenlemenin, bu yönetmelik düzenlemesinin iptalini sağlıyorlar belediye seçimlerinin hemen akabine denk gelecek şekilde 2019 seçimlerinin sonunda 2019 yılının sonuna doğru Kasım ayında Anayasa Mahkemesi bu düzenlemeyi iptal ediyor. Ve tekrar yasal düzenleme yapılarak yürürlüğe girmesi 2021'in Nisan'ını buluyor. Tabi bu arada bir boşluk olmakla beraber Netice itibariyle bu boşluk olduğu halde de birçok belediyemiz ve birçok kamu yine bu tarz eleman personel alımı ile alakalı güvenlik soruşturması ve arşiv taraması yapılması ile alakalı valiliklere taleplerde bulunuyorlar. Ama anlaşılan o ki Büyükşehir Belediyesi yönetimi zaten böyle bir tasarruf niyetleri olmadığı gibi bu yasal boşluklardan da vazife çıkararak hiçbir şekilde bu iş ve işlemi yapmadıkları görülüyor. Tabii olması gereken nedir? Malum, 557 terör örgütüyle irtibatlı, iltisaklı isimden mevzu bahis ediliyor. Şu ana kadar yapılan araştırma ve e, inceleme çerçevesinde. Büyükşehir Belediyesi'ne düşen, Büyükşehir Belediyesi'nin başındaki zatı düşen, gelin Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan herkesin, can güvenliğinden sorumlu olan İçişleri Bakanlığımıza, devletimizin bir başka kurumuna gelin böyle bir terörle irtibatlı iltisaklı kişiler varsa eskaza yanlışlıkla da almış isek bunları hep beraber ayıklayalım. Bunları hep beraber kenara koyalım ve tüm çalışanlarımızın üzerine gelecek olan böyle bir töhmeti kenarda bırakalım demesi gerekirdi sorumlu bir kamu idarecisinin. Bu Ama maalesef, tavrı göstermediler diyorsunuz. Maalesef bu tavrı göstermediği gibi tam aksine sözcüsü üzerinden kendisi yine aynı şekilde Türk milletine Ekrem İmamoğlu'nun sözcüsü Büyükşehir Belediyesi'nin işinden çok bu tarz konularla ilgilenen sözcüsü Türk milletine havale etti. Teslim etti Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'nı. Peki. Burada maalesef Evet buyurun. Buyurun. Burada maalesef yine bir kamu görevlisinin, bir devlet görevlisinin yapmaması gereken ve davranmaması gereken şekliyle bir davranış gördük ve hala da görmeye devam, devam ediyoruz. Devam ediyorsunuz. Şimdi bu deniz adalı. Olurum. Evet, tabii. İyi akşamlar Malik Bey. Tabii biz de takip ediyoruz İyi bu akşamlar. süreci başından beri. Özellikle yani siz bir Ak Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve yerel yönetimler Başkanı olduğunuz için sizin söylemeniz bizim için de çok önemli. Hem bu konuda bilgi anlamında hem de siyasi yorum anlamında soracağım. Şimdi güvenlik sorunu var diyorsunuz. ilk zamandan beri işte Sayın Soylu açıklamasında bunu söyledi. Siz de bunu söylüyorsunuz. Yani bugün bu, İstanbul açısından ne gibi güvenlik sorunları var? Bu 557 e, terör kayıtlı kişiyle ilgili ve tabii Diyaydar İdnanamesi'ni de Ayrıntılarını soracağız tabii terörle ilgili bir teftiş de başladı, müfettişler de var. Bu konuyla ilgili sıcak bir bilgi var mı sizde AK Parti olarak ya da Yeni bir açıklama yapılacak mı? Şimdi şunu söyleyeyim. Büyükşehir Belediyemiz maalesef maalesef şu an yönetilemiyor. Vatandaşımız Büyükşehir Belediyesi'nde yönetici bulma sorunuyla da karşı karşıya. Büyükşehir Belediyesi'nin başındaki ekip maalesef Büyükşehir Belediyesi'ni bir kariyer planlama merkezi olarak, bir reklam ajansı olarak kullanıyor. Tabii seçimden önce bir takım ortaklıklar var. Seçimden önceki ortaklıklar bugün karşımıza ete kemiğe bürünmüş sorunlar olarak çıkıyor aslında. Nedir bu sorunlar? Bu personel alımı ile alakalı olmak üzere de söylüyorum. Yine e, kamuoyuna da bir vesileyle yansıdı. E, CHP'nin il başkan yardımcısı, CHP'nin grup başkan vekili personel alımı rejimi ile alakalı ne yapacaklarına dair kamuoyuna yansıyan görüntüleri de oldu. Alınacak 100 kişinin 35'i CHP'den, 15'i İYİ Parti'den, 15'i e, utandıkları ortaklarından, 10'u diğerlerinden, 25'i kariyer merkezinden şekliyle ifadesiyle. Ve aslında bu ortaklık ve personel rejimine yansıyan bu yapı Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerine de tamamen nüfuz etmiş durumda. Büyükşehir'in iştirakleri de bu ortaklık çerçevesinde Kültür AŞ'yi İyi Parti'nin, İspark'ı HDP'nin yönettiğini maalesef görüyoruz, tespit ediyoruz. Netice itibariyle bu ortaklık Ya yani bu HDP, İspark, ortak... HDP'nin yönettiği tespitli mi? kadrolarını, oluşturdukları kadrolarını oraya alınan elemanların çoğunun e, HDP tandanslı olduğunu biliyoruz. Evet. Bu yapı bu yapı seçimden önce kurulan bu ittifakın şu anda İstanbul üzerinden diyetinin ödenmesidir. Başka bir şey değildir. Ve büyükşehir belediye başkanının ve ekibinin büyükşehir belediyesini yönetmek, hizmet etmek, vatandaşın yaşam standartlarını kolaylaştırmak, yaşam konforunu arttırmak gibi bir derdi maalesef yok. Gördüğümüz şu; seçimden önce ne vaat edilmişse seçimi kazanmak için verilmiş sözler olarak bir kenarda dururken şu anda yaptıkları tamamen yüzümüz şu ki Büyükşehir Belediyesi'nin başındaki kişi kendi partisi içerisinde de kamuoyu içerisinde de bir takım aşamalardan geçerek Cumhurbaşkanlığına nasıl aday olabilirimin arka planını, background'unu hazırladığını gözlemliyoruz. Evet. Ve burada olan maalesef İstanbul'umuza, İstanbullumuza, oluyor. Çünkü geride bıraktığımız yönetimi içerisinde geçen 30 ay ve belediye seçimlerinden itibaren 33 ay geçmiş vaziyette. Yani yarıyı yani geçmiş mi? vaziyetteyiz. Yarıyı geçmiş vaziyetteyiz ve yarıyı geçtiğimiz halde geriye dönüp baktığımız zaman maalesef hizmet adına hiçbir şey görmediğimiz gibi artık insanımızın güvenlikle alakalı sorun yaşayacak noktalara doğru evrildiğini sürecin de Maalesef üzülerek görüyoruz. Evet MHP lideri Şimdi, Devlet Bahçeli'nin de bu yönde bir açıklaması oldu. Çok açık ve net konuştu. Tamamen bir güvenlik sorunu sorunudur dedi. Ee, İçişleri Bakanlığı'ndan da benzer bir açıklama gelmişti. Eğer e, bir e, suç unsuru varsa ve e, bu iddiana, mede ortaya çıkan iddiaların doğruluğu ortaya konulursa dedi Sayın Devlet Bahçeli. İmamoğlu o makamı derhal terk etmelidir yani görevinden alınmalıdır dedi. Çok açık konuştu. Şimdi şunu ifade edeyim. Büyükşehir Belediyesi'ni yönetenler sabıkalı ya da suçlu insanlar varsa devlet izin vermemeliydi gibi bir ifade de kullandı. Evet Meral Akşener'in özellikle bu yönde bir açıklaması az var. Süreçleri, az önce aktardığım süreçleri tekrar ortaya koyduğumuz zaman zaten kendi devletin personel rejimiyle alakalı kendisini muhafaza edecek şekilde bir takım kanunları, yönetmelikleri nasıl bypass edildiğini veyahut uygulanmadığını da az önce ifade ettim. Tekrar ifade etmek istemem. Evet. Dolayısıyla bu söylem tamamen boş bir söylem ve şu an itibariyle yapılan incelemelerde de 557 terörle irtibatlı ve iltisaklı kişinin tespiti ve bununla alakalı soruşturma başlatılması büyük şehirde ve soruşturmanın müfettişler tarafından yapılmasının ötesinde de ayrı bir husus DİDER denilen yine PKK-KCK yapılanmasının paralel diyanet işleri başkanlığı olarak isimlendireceğimiz ve o KCK sistematiği içerisinde e, bir takım iş ve işleyiş içerisinde olan der ki bu dünden bugüne hazırlanmış bir soruşturma da değil öyle görüyoruz. Belli bir teknik takip, belli bir inceleme ve ciddi bir background'ı olacak şekilde bir dosya ki Cumhuriyet Savcılığı'nca da mahkemeye sunuldu ve bu iddianamede kabul edildi. Orada da yine 23 şüpheliye 15 yıla yakın bir süre e, hapis cezası sistemleri ve bir takım isimler söz konusu ve bu örgütte yine e, PKK-KCK yapılanmasının değer ailesi diye adlandırdığı bu PKK'nın dağ kadrosunda ailenin herhangi bir ferdinin bulunmasıyla bu sıfatları edinilen ailelere de işte iddianamede de okuduğumuz üzere bir takım yardımlar, bir takım market kartı yardımları vesaire, çalışanların maaşlarının belli bir şekilde aktarılması gibi bir takım vahim iddialar gerçekten söz konusu. Yani burada her bir vatandaşımızın sorması gereken başka bir husus şu ki, düşünebiliyor musunuz? Herhangi bir şekilde iski sayacını okumaya gelenin İsparta aracınızı park etmek için aracınızı teslim edeceğiniz bir kişinin veya İgdaş -Gok sayacını okumaya gelen bir kişinin ki mahremimize kadar her birimizin evinin içine kadar girerek sayaç okuduğunu, aracımızı alıp park ettiğini veyahut bu ve benzeri işlemlerde bulunduğunu düşünebiliyor musunuz? Bunu kabul edebiliyor musun? Sayın Bahçeli, bu şehrin suyla ilgili suyumuzu evet, zehirlemek, zehirlemek gibi. Konusunda. Her şey söz konusu. Her şey olasılık dahilinde mümkündür. O yüzden devlet personeli kamu için alım söz konusuyken bu tarz güvenlik soruşturması ve arşiv taramasını da öncelikli olarak e, öne alıyor. İşte bu ve benzeri hususları bertaraf edebilmek için. Bunu Güneydoğu'da da gördük. Adliyelerin altında belediyelerin çalışanlarının e, ne şekilde e, iş ve işlem yaptıklarını. Dolayısıyla terörden canı yanan, 40 yıl üzerinde bir süredir terörden çok çeken, e, milletimiz için bu ve benzeri hususları görmek sırf seçimden önce yapılan ortaklıkların bedelini bu şekilde ödetme anlamında gerçekten bunların e, kabul edilebilir bir tarafı olmadığı gibi yargıya intikal etmiş olan bu hususta yargının gereğini yapacağını da zaten düşünüyoruz. İzleyeceğiz bu anlamda yargıya intikal etmiş olan bu DİDER konusuyla beraber de yine siyasi parti olarak AK Parti İstanbul e, Teşkilatı olarak da yine bu soruşturmayı yakinen izleyeceğiz. Evet Sayın Batur ekranlarımızda konuşuyor. CHP'den bir isim ya da muhalefetten de bir isim katılıp görüşlerini paylaşabilir. Ulusal kanal ekranları, yayınları her zaman açıktır. Şunu da sormak istiyorum. Geçen günlerde yine AK Partili Tevfik Göksu Esenler Belediye Başkanı katıldığı bir televizyon evet. programında yine İBB'nin liyakat esaslı davranmadığından bahsetti. Siz de az önce ifade ettiniz. Tekrar girmeye gerek var mı bilmiyorum ama şunu vurguladı orada. LGBT müdürlüğü kurulması yönünde çalışılıyor dedi İBB'de. Bir şeyler söylemek evet. ister misiniz bu konuyla da ilgili? Evet. Evet. Şimdi Büyükşehir Belediyesi tabii e, ciddi bir beceriksiz bir yapıyla karşı karşıyayız. İstanbul'a ve İstanbul'a hizmet etmekten uzak bir yapıyla karşı karşıyayız. Ve sığındakları bahane engelleniyoruz. Malum mecliste e, AK Partimizin e, kahir ekseriyette çoğunluğa sahip olmasından dolayı böyle bir iddiada bulunuyorlar. Aslında esas itibariyle şöyle de bir tespit yapmak isterim. Yaşamış olduğumuz pandemi gerçekten ağır şartlarıyla beraber hayatımızın her noktasına sirayet etti. Ama Büyükşehir Belediyesi yönetiminin beceriksizliğinin bir yıl kadar vatandaşımız tarafından görülmemesini, tespit edilememesini de sağlamıştır. İnsanlar sosyal hayatta insanımız yer almayınca Büyükşehir Belediyesi'nden bekledikleri ve Büyükşehir Belediyesi'nin yapmakla yükümlü ve sorumlu olduğu hususlardaki aksaklıkları da pandemi vesilesiyle esas itibariyle bir yıl sonra görmeye başladı. Bakın bugün İETT ile alakalı yaşadığımız sorunlarda da, İSKİ ile alakalı yaşanılan sorunlarda da, bugün yine bir metro kapama, hafriyat kamyonlarıyla metro hattının kapamasına yine şahit olduk. Örnekleriyle Büyükşehir Belediyesi maalesef bir beceriksizlik örneği gösteriyor. Ve tüm bunları göz önüne aldığımız zaman Büyükşehir Belediyesi bugün, Bırakın liyakati, İştiraklerin yönetim kurulu üyelikleri vardır. İştiraklerin yönetim kurulu üyelikleri toplam 28 iştirakin 359 iken 460'a çıkartıldı yeni yönetim tarafından ve 359 ile 460 arasındaki yeni yönetim kurulu üyeliklerine tamamen liyakatin ötesinde, liyakatle uzaktan yakından alakası olmayacak şekilde partizanca Cumhuriyet Halk Partili Eski ilçe başkanları, mevcut yine teşkilat içerisinde görevli e, isimler yönetim kurulu yerliklerine atandılar. Yine bu 45 bin aslında işte bugün yine terör ve güvenlik olarak da karşımıza çıkan şu personel alımlarında yapılan 45 bin üzerinde alım ki bu her geçen günde artıyor 45 bin. 29 rakamımız bizim Kasım ayı itibariyleydi. Yine çıkarılanlarla alakalı 13.353 rakamımız var Kasım ayı itibariyle. Geçtiğimiz Cuma günü, geçtiğimiz Cuma günü yine Kültür AŞ'den 12 ile 15 yıldır orada çalışan 8 oyuncu ikisi yazar 10 kişinin daha çıkış tebligatı yapıldı. Bu ve benzeri örnekler devam ediyor ve erecek. Liyakat maalesef CHP'nin olduğu yerde söz konusu bile değil. Partizanlık hatzapada ve partizanlığın da ötesinde seçimden önceki birlikteliğin diyeti de bugün karşımıza, yarın karşımıza güvenlik olarak da çıkacak. Bunun için de şu anda devletimizin ilgili kurumları, kuruluşları üzerlerine düşen vazifeyi yapmaları gereken hususu şu anda yapıyorlar. Bir teftiş süreci söz konusu. Az önce ifade ettiğimiz gibi yine iddianamesi kabul edilen bir dava süreci ortada ve Büyükşehir Belediyesi yönetiminin bu denli panik halinde olmasının sebebi de bu ve benzeri hususları bildiklerini de hissettiriyor bize. Evet, e, Sayın Erdem Cemal. Artacağı ismi bilgi var mı? Merak ettim de. Bilgi de var mı bu yönde? Yani sayını artacağı yönünde ya da yeni alımlar olduğu yönünde terör kaydı olan kişilerle ilgili. Netice itibariyle mühendis kökenli biri olarak şunu ifade ederim. Bir korelasyon yaparsak incelenenler içerisinde 557 bulunmuşsa tamamı incelenmediği için bu sayının artacağı potansiyel olarak zaten matematiğin bir gereği. E, netice itibariyle bunu da zaman içerisinde e, göreceğiz ama bunu yakinen takip edeceğiz. Bu vatandaşımızı bir güvenlik sorunudur. <laughs> ve düşünün böyle bir ittifakla İstanbul'u yönetiyorsunuz ve İstanbul'u yönetirken bu ve benzeri sorunlarla karşı karşıya kalma potansiyelimiz oluyor. Siz bu ittifakla Cumhurbaşkanlığına, merkezi hükümete talipsiniz ve es eskaza böyle bir şey Türkiye Cumhuriyeti'nin başına geldiği zaman maalesef çok enteresan, hiç akla hayale gelmeyecek isimlerin Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı olma potansiyeli dahi söz konusu olacak. Büyükşehir Belediyesi'nde bu gördüğümüz örneğin üzerine bunu Türkiye ölçeğine e, güncellersek. Evet Sayın Erdem Cömert sizi bekletiyorum çünkü e, Sayın Batur ilk dilimimizde olacak o yüzden kendisine peş peşe soruları sormak istiyorum. İkinci dilimde aramızda olamayacağı için kusura bakmayın sizi biraz bekletiyorum Sayın Cömert. Şimdi e, Sayın Batur'a e, şunu da sormak istiyorum şimdi Aydınlık.com.tr'nin ve Aydınlık gazetesinin manşetine göre ee, yeni gelişmeler ortaya çıkıyor ve e, manşetine taşımıştı aydınlık bu haberi. Alpaslan Kuytul'un İBB duraklarının reklam panolarında konferans çağrıları yapıldı efendim. Ee, bunun için de bir şeyler söylemek ister misiniz? Ve tabi yine bu Sevtap Ayman meselesi yine PKK'ya bağlantısı olduğu e, e, tespitler arasında İBB Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk'ün sekreterliğini yapmış ve PKK propagandası yaptığı için de 26 Kasım 2021'de gözaltına alınmış. Sabıkası da oldukça kabarık bu arada. PKK KCK bağlantıları, örgüte bağlı Jin Haber Ajansı'nda faaliyet yürütmesi, örgütün Kandil ve diğer kamplarında örgüt mensuplarıyla görüşmeler yapması yönünde tespitler var. Neler söylemek istersiniz? Şimdi şunu tekrar ifade etmek istiyorum. İşte e bu tarz bir personel alımı yaptığınız zaman bu tarz potansiyeller, bu tarz güvenlik potansiyelleri beraberinde bu ve benzeri örnekleri de e, getiriyor. Şunu ifade edeyim, bu mevzuba hissettiğiniz isimlerden yine DİDER soruşturmasında da adı geçen Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nde de çalışan bir personel olması hasebiyle iki tüm muhtarlık ve azalarının da kişisel bilgilerine de sahip olması e, nedeniyle e, dün bugün bildiğimiz kadarıyla muhtarlarımızın İstanbul'umuzda 962 mahallemiz ve 962 muhtarımız var. Birçoğunun e, Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçeyle müracaat edip bu ismi de zikrederek bu isimden dolayı e, sıkıntı duyduklarını ve kişisel bilgilerini hem kendilerinin hem ailelerinin hem azalarının kişisel bilgilerinin bu ve benzeri terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı olarak adlandırılan kişiler tarafından yanlış kullanılabileceğinden bahisle bununla alakalı büyükşehir belediyesine birçok muhtarımızın dilekçe verdiği haberleri de gelmiş vaziyette bize. Az önce yine ifade ettiğiniz gibi büyükşehir belediyesi sık sık LGBT müdürlüğü kurmakla alakalı büyükşehir belediye meclisimize teklif getirir. Biz meclis grubu olarak bunu reddetmekten usandık ama onlar teklif etmekten usanmadılar. Bu ve benzeri seçimden önce hangi birlikteliği kurmuşlarsa o birlikteliğin diyetini bugün İstanbul üzerinden İstanbullumuza maalesef çıkartmakla uğraşıyor Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li yönetimi. Peki Sayın Batur çok teşekkür ediyorum. Erdem Cömert'e dönmek istiyorum. Sayın Cömert yeniden iyi akşamlar efendim. Anlayışınız ve nezaketiniz için dilerim. çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah ee... çok faydalı bilgilerdi. Çok faydalandık Ejder Bey'den. Keyifle evet. dinledim. E, buyurun o zaman efendim. Tekrar suali sormama gerek yok. Durum ortada, her şey ortada. Yaşanan tüm bu gelişmeler üzerine e, başlatılan teftiş, e, Diyayder ile ilgili e, neler söyleyeceksiniz? Sizin gözünüzle de bir anlamaya çalışalım. Buyurun. Tabii ona geçmeden önce ben e, Sayın Batur'un e, bir görüşüne katılmıyorum. Hemen onu söyleyeyim. Çatışarak böyle bir. E, söylenceye katılayım. Şey dedi, İmamoğlu Cumhurbaşkanı olmak için çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de bu amaçla kullanıyor. Büyükşehir Belediyesi'ni e, başkanlığını önemsemiyor. Asıl derdi Cumhurbaşkanlığı dedi. Bu konuda katılmıyorum. Çünkü asıl derdi Cumhurbaşkanlığı olan bir kişi böyle vahim hatalar yapmaz. Yani bu kadar düşüncesizce, bu kadar e, çok çabuk ortaya çıkacak... E, hesapların peşine düşmez. Yani o yüzden nasıl Cumhurbaşkanı olunmaz diye bir ders anlatılacaksa işte siyasal bilgiler fakültelerinde falan imam olduğunu ders olarak göstermek lazım. Yani bu e, çok yanlış ittifaklar bunlar. Siyasetten de yanlış. E, ve bir de şey yapıyorsunuz. Şimdi bu ittifak meselesiyle ilgili kendi yaşamımdan da böyle gözlemlerimden de böyle çok isim vermeden paylaşayım. E, Cumhuriyet Halk Partili bedeler bunu yaparlar. Ankara'da da yaptılar biliyorum mesela. Ama ne yaparlar? İşte bazı sol gruplarla seçim döneminde ittifak yaparlar, kadrolarını kullanırlar. Sonra da bunlara duyarız, biliriz. İşte bir yerde büfe verirler mesela. İşte onun geliri sizin olsun falan gibi. Çok daha masumca şeyler yaparlar, ittifaklar olur böyle. Ama şimdi burada yapılan bir terör örgütüyle <laughs> ittifak yapmak ve buradaki tırnak içinde bu terör örgütüyle bağlantılı, iltisaklı kişileri kadrolaştırmak. Bakın bu bir milli güvenlik sorunu, bu çok tehlikeli bir mesele. Bunun altından kimse kalkamaz. Yani bu e, bahsedilen 57 kişiden bir tanesinin bile bırakın 57'sini, bir tanesinin bile e, terör örgütünün emrinde olduğunu düşündüğümüzde bir e, kamu hizmetinde bunun kullanılan bir personelin neler yapacağını düşünemiyorum. Bir otobüs şoförü bile. Yani 60 kişinin ölümüne sebep olabilir ki bunların intihar bombacıları var. Bunların bir sürü işte örgütün e, militanları neler yaptıklarını, nasıl vahşi bir örgüt olduğunu biz biliyoruz. Bir de İmamoğlu aklını başına alsın şu anlamda PKK çok kalleş bir örgüttür, ahlaksız bir örgüttür. Yani böyle dünyadaki diğer gruplara falan bakın silahlı gruplara falan onlar gibi değildir, çok namussuzdur. Ve eline geçen en ufak fırsatta bunu çok pervasızca kullanır. Hemen belediye eline geçer geçmez içine terörist cenazesini gemiyoruz diye cephane taşır, yola bomba koyar, askerini polisin öldürtür. Bir de bunu yapmadım da demez. Yani çıkar yaptım der, doğru yapıyorum der. Yani onları YouTube kanallarında falan izleyin de bu yabancı ülkelerdeki PKK kanallarını izleyin. Bunları da böyle haber olarak da verirler. Şu militanımız, şu kadromuz burada şöyle bir eylem yaptı diye. Yani İçişleri Bakanı burada bir açıklama yaptı. Eğer açıklaması sadece meclisteki bir konuşmayla sınırlı kalsaydı açıklamayı ciddiye almayacaktım. Bunun bir siyasi hamle olduğunu ve belediyeye karalama olduğunu düşünecektim. Ama arkasından bir soruşturma açılması ve bunun bir e, adli soruşturma yani idari soruşturma dışında bir adli soruşturmayla da de desteklenmesi e, burada bir dakika e, dedirtiyor. İddianameyi okuduğumuzda da e, çok vahim şeyler var. Yani sayı az değil. Mesela 23 tane sanık var. Bir kısmı belediyede çalışıyor e, ve bu e, örgütte 10 kişi şu an tutuklu yargılanıyor. Yani e, ve İstanbul Belediyesi'nde çalışan Mehmet İnan 24 Kasım 2019'da işe girmiş, gazsal olarak çalışmış ve şey bilir, PKK'yı böyle yakından takip edenler Abdullah Öcalan'ın 2013 çağrısını bilirler. Yani bu PKK'yı işte sözde tırnak içinde ateist bir örgüt olmaktan kurtarmak için işte daha halka inin, halkın değerleriyle buluşun. Özellikle oradaki meleleri, yani mele, mela din adamı, o yöresel din adamları hem de hiçbir yetkinliğe de diyanetle bağı olmayan, Din adamlarını örgütleyin. Bunlar da ...beraber halkın değerleriyle... ...buluşarak bir Kürdistan... ...diyaneti oluşturun tırnak içinde. Talimatıyla beraber kurulan bir örgüt bu. Ve bakıyorsunuz örgüt çalışanlarının... ...örgüt üyelerinin daha doğrusu... ...belediyede çalışan kısımlarının... ...belediyeye ait... ...gıda kartlarını melelere dağıttığını... Evet, ...ne bileyim evet. işte orada... ...maaşlarının bir kısmını... ...örgüte Örgütü verdiklerini artsarıcı. ve bunların da... ...daha çok terörle mücadelede... ...bizim imha ettiğimiz teröristlerin ailelerine moral vermek için de kullanıldı. Yani tamam çocuğun, bir de onlar tırnak içinde şey diyorlar, şehit diyorlar. İşte ve ben gözümle de gördüm. Yani Diyarbakır'a falan gittiğimizde öğrencilerimizden vesaire aldığımız duyumlar da öyle. İşte şehit kardeşlerini yerleştirme belediyeye tırnak içinde tabii. Onlar şehit değil terörist. E yine onların ailelerine gıda yardımı falan gibi şeyler. Allah'tan şu kayyumlar atandı da yani oradan korkunç bir destek den mahrum kaldı terör örgütü. Tabii biz oraya sevinirken Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Batman'da bunlar artık olmuyor derken iş bizi geldi İstanbul'da daha büyük bir belediyede vurdu. Dehşetle izliyoruz. Burada tabii şöyle bir şey de var. Maalesef var. Bunu göz önünde bulundurması gereken İçişleri Bakanımızın, hem soruşturmayı yürüten adli makamların, hem idari makamların İktidara geldiğinden beri Cumhuriyet Halk Partisi, Büyükşehir Belediyesi aldığından beri hep şu söylemle çıktılar. İşte kayyum atanacak, işte seçim yenemediler, bunu başka yollarla imam olduğunu göre tam alacaklar. Tam da yerine gelmişken söyleyeyim aslında CHP'den zaten malum İBB'ye destek açıklamaları var. İstanbul'u kaybetmeyi, kaybetmeyi hazmedemiyorlar ve dolayısıyla böyle hamleler Ile çıkıyorlar diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Meral Akşener de kendi kendinize sandıkta şamar yemenin taşlarını döşemeyin diyor ve yine bu güvenlik zafiyeti ile ilgili devleti suçluyor. Bülent Arınç da bu durumun İmamoğlu'nun elini güçlendireceğini ve İmamoğlu'nu mağdur yapacağını söylüyor. Ya şimdi hukuk biri mağdur olacak olmayacak diye faaliyet yürütmez hukuk. Suçluyu arar bulur ve cezalandırır yani e, hakimler savcılar karar verirlerken şöyle karar vermezler ya ben bu sanığa ceza vereceğim ama bu, bu mahkemenin sonucunda ya halk bunu daha çok severse falan demez yani. Orada suç neyse ona göre yargılanır ve şu anda yargıda olan bir meseleden bahsediyoruz ve hani benim çok konuşmam buna girmez ama e, koca koca parti liderlerinin yargıda olan bir konuya bu kadar rahat müdahale ediyor olmaları, yasama organı üyelerinin oradaki meclisteki siyasi parti grup başkanlarının bu konuda e, da soruşturma ile ilgili e, bu bir işte e, rövanştır falan demeleri yakışmıyor onlara. Anayasal anlamda da suçtur zaten. Bunları düşünüyorlarsa bile bu kadar soruşturma sürecinde ve kovuşturma sürecinde bu kadar rahat dile getirmemeleri gerekiyor. Onları da sorumluluğa davet ediyorum. Yani olabilir, bakın burada İmamoğlu belediyeye alınan her kişinin tek tek şeceresine bakıyor olmayabilir. Güvenmiştir, kandırılmıştır. Yani 55-57 kişinin bu kadar iltisaklı olduğunu bildiğinizde zannetmiyorum. Çünkü bu kadar da şey kişilerin bir teknik tek inceledim ben. Ulusal kanalda bunu verdi. Yani MKP'den gelen var, eski koculardan gelen var, DHKP'ciye bağlantılar falan. Böyle hepsinin ellerinde e, şeylerle, örgütsel dökümanlarla, bayraklarla falan resimleri, dağda fotoğrafları falan var. Yani bu kadar aptal bir adam değildir. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ama işte bu ittifak böyle aptallıklar insana yaptırıyor. Burada da İmamoğlu'nun ben e, tavsiye ediyorum buradan izliyor mu bilmiyorum ama biri o aklı versin. Ben aynı zamanda siyaset bilimciyim. O aklı ona vereyim. Derhal bu soruşturmanın arkasında dursun. Yani İçişleri Bakanı'na destek versin İmamoğlu. İşte Versa belediyede böyle bir şey. Bu İstanbul'un e, güvenliğidir desin, güvenlik meselesidir desin. Varsa yargı bunu araştırsın. Varsa suçlu hemen çıkaralım, gereğini yapalım belediye başkanı olarak desin. İşte o zaman Cumhurbaşkanı mı olmak istiyor? Başka yüksek yerlere mi gelmek istiyor? Onun adımlarını, basamaklarını tırmanmış olur. Ama e, suçluya sahip çıkarak bir iddianame var ortada. Yani Cumhuriyet Savcısı bunu vurdurmuş olamaz. 10 kişi durduk yere tutuklu e, yatıyor olamaz. Yani bununla ilgili bir şey yapılması gerekiyor. Ve e, bu yardım meselesi, mali anlamda örgüte destek verilmesi meselesi e, ağır cezayı gerektiren suçtur. Bunlar böyle çok basit yolsuzluklar, hırsızlıklar vesaire değil ki. E, tabii şey biliyoruz yani bu e, Sayın Başkan da burada ama onun yanında da söyleyeyim. Bütün belediyeler biz yerel yönetim dersi anlatırken de şöyle anlatırız. Yani yerel en büyük zararı e, şey deriz partizancı uygulamalardır. Yani hangi parti iddiaya girirse gelsin e, kendine yakın olan kişileri işe alır daha partizancı uygulamalar yapar deriz. Buna e, hukuk uygun olmasa da alıştık ama bunu böyle değerlendirmeyelim. Bakın burada e, CHP'liler alınıyor işte AK Partiler atılıyor falan meselesi değil bu böyle olsa ben buna bir sürü cevap veririm AK Parti'ye karşı. Yani yıllardır kadrolaşmanın feriştahını siz yaptınız diye. Bu, mesele bu değil. Bakın muhalefettekiler de meseleyi böyle değerlendirmesinler. Yani mesele bir siyasi partinin gelip kendi yakınlarını alıp eski o partiye, bir önceki partiye mensup olanların atılması meselesi değil. Mesele bir milli güvenlik meselesi. Mesele terör örgütlerinin Türkiye'nin en büyük belediye kadrolarına alınması meselesi. Ve burada da Cumhuriyet Savcılığı bir soruşturma başlatmış. Derhal İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin de buna destek vermesi gerekiyor. Yani zaten de böyle olmalı. Yani birisi benimle ilgili bir iddiada bulunduğunda, yani Erdem Cumali tutkuk bürosunda bomba var falan dediğinde ben öyle bu bana karşı yapılmış bir komplodur falan demem. Ya da beni yıkmak istiyorlar demem. Buyurun gelin derim, açarım büromun kapılarını. içeri çağırırım, kameraları çağırırım. Nerede bomba? Gösterin derim. Yoksa eğer. Ama varsa... O zaman tabii savunmak için çok daha farklı argümanlara giderim. Böyle bir görüntü sergiliyor. Yani şu anda muhalefetin bu tavrı bunu koruyan ve soruşturmaya karşı çıkan bir tavır sergilemesi de maalesef oradan kötü kokular almamızı da sebep oluyor diye düşünüyorum ben bu konuda. Evet İmamoğlu'nun açığa alınması, kayyum atanması gibi yorumlar da yapılmaya başlandı hemen. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de çok net bir açıklaması oldu. E, şayet böyle bir şey varsa bir dakika bile o makamı meşgul etmemeli e, yönünde bir açıklama yaptı. E, hukuki istifa etmeli diye düşünüyorum ben. Eğer böyle bir şey varsa buradan siyaseten sorumluluk duyup bir dakika bile orada durmamalı ve istifa etmeli diye düşünüyorum. Ama kayyum atılması öyle kolay olmuyor. Yani e, zaten anayasamızda açık hüküm var. Yerel yönetimlerin seçilmiş organları ...ancak yargı kararıyla görevden alınabilirler. Ee, veya da İçişleri Bakanı... ...soruşturma süresince geçici olarak... ...görevden uzaklaştırma yapabilir. Yani 82 anayasa 127. maddesi var. E, kayyum atanması meselesi... ...ohal ile belediye kanunu eklendi. Ama burada... E, ...terör, işte 3-5... ...terörle bağlantılı işe alma... ...meselesi değil. Bizzat... ...yerel yöneticinin terör faaliyetlerine... ...terör etkinliklerine katılması... ...buralarda görev alması diyor. Yani o yüzden... İmamoğlu'nun yerine kayyum atanması hem e, belediye, Büyükşehir Belediye Kanunu'na hem de 82 Anayasası'nın 127. maddesine açıkça aykırı olur. Böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama e, böyle bir hata yapıldıysa, 577 tane terörist alındıysa ve bunlardan bazıları gerçekten e, terör örgütlerinin emrindeyse ve bu Diyader iddianamesindeki anlatıldığı gibi e, PKK'lı ailelere yardımlar yapılıyorsa, örgüte mali yardım yapılıyorsa o belediye başkanı, Siyaseten bunun sorumluluğunu üstlenmeli ve derhal istifa etmelidir. Yani bu Bahçeli'nin açıklamalarını da bu yönde değerlendiriyorum. Evet, hukuki süreç bir hukukçu olarak nereye doğru gidecektir sizce? Öngörünüz nedir? Belki konuşmak doğru olmaz, etik olmaz bir hukukçu olarak bilmiyorum. Olay yargıya da intikal etmişken yine de belki bir şey söylemek Ama istersiniz. Ama sadece Diyaderli kısıtlı, Diy evet. sınırlı değil. Bakın 577 kişinin çok azı Diyaderli. Diğerler bu işin kısmı. Yani görünen evet. kısmı. Şimdi ortaya çıkan kısmı. Tabii. Her geçen burada gün yeni diğer gelişmeler diğer de ortaya çıkıyor diğer... aslında. Evet. Buyurun. Şimdi Sayın sol Cemal. demek istemiyorum tabii. Ben sol sözcüğünü kirletmek istemiyorum. Seviyorum o sözcüğü. Kendini sol diye ifade eden sahte solcu terör örgütleri burada alınmış. O faaliyetlere bulunan kişiler alınmış. Bunlarla ilgili başka soruşturmalar da gelecektir. Çünkü bunlar o Makamları kazanılmış mevzi olarak kabul ederler. O mevzilere geldiklerinde de bunu kullanmak için ellerinden geleni yapacaklardır. Bu daha çok pratiğe dönüşecek. Önümüzdeki dönemde de bunları göreceğiz. Ee, eğer bu şey olursa yeni, yeni soruşturmalar açılacaktır. Tabii burada başkanın buradaki şeyi, bağı, sorumluluğu, siyaseten sorumluluğu var ama burada eğer imzası ve burada gerçekten ispatlanırsa başkan görevden uzaklaştırılabilir soruşturma süresince. E, soruşturma izninde biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı e, veriyor bununla ilgili. E, ve başkan hakkında bir uzaklaştırma kararı uzun vadede olabilir. Ama öyle olacağını düşünmüyorum. Yani bu e, kısa zamanda böyle bir olayın çıkmasını da Türk siyaseti açısından hayırla e, şey yapıyorum görüyorum. Neden? E, çünkü bak ittifak yaptığınızda daha başında böyle oluyor. Yani Sayın e, Başkan'ın az önce söylediği gibi, Ejder Bey'in. Yani bu yarın e, merkezi yönetime geldiğinde, şu anda sadece belediyeden bahsediyoruz. Belediye dediğiniz imar yolu, kanalizasyon, çöp toplama işlerini yapan e, ve elinde askeri, polisi olmayan, güvenliği olmayan, adaleti, yargısı olmayan bir e, yapı. Bu yapıda bile bu kadar tehlikeli ve güvenlik sorunu arz ediyorken, arz ediyorken e, bu merkezi idareye kadroların böyle girmesi, e, ülkenin bölünmesi, parçalanmasına giden süreci başlatacaktır. Yani böyle bir hataya düşmesinler. Ee, mızrak çuvala sığmıyor işte bu e, atalar boşa söylememiş yani bunu dedi sen gizliyorsun saklıyorsun yapmadık diyorsun e, falan ama ne, nereye kadar saklayacaksın işte bir yerlerden açığa e, çıkıyor maalesef. Evet, sevgili yönetmenim reklama gidiyor muyuz? Deniz Adalı'ya söz vermeden reklama gidelim istiyorum. Çünkü Deniz Adalı'nın da söyleyeceği çok şey var biliyorum, gözlerinden görüyorum, anlıyorum bunu. Bölmek istemediğim için reklama gidelim. Daha sonra sorum Deniz Adalı'ya olacak. Bu arada Malik Ejder Batur çok teşekkür ediyorum efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben İyi teşekkür akşamlar. ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Görüşmek Hayırlı üzere. Akşamlar İyi akşamlar. De. Şimdi reklamlar sevgili izleyiciler. Kısa bir aranın ardından haber merkezinin devam edeceğini söylemiştim. Evet Deniz Adalı'ya dönüyorum ve soruyorum şimdi. Evet Deniz Adalı, Ulusal Kanal Haber Müdürü Deniz Adalı bir gazeteci olarak, Ulusal Kanal'ın haber müdürü olarak tabii ki gelişmeleri sıcağı sıcağına çok yakından takip ediyorsun. Tüm gerçekliğiyle Ulusal Kanal ekranlarına yansıtıyorsun. Yansıtıyoruz hep birlikte elbette. Neler söyleyeceksin yaşanan tüm gelişmeler için? Şimdi iki, konu, iki de, iki değerli konuğumuz da konuştu. Asıl mesele belli oldu yani. Türkiye İstanbul'da yaşanan ne olduğunu. Tabi biz gazeteci olarak bu süreci öncesinden de biliyorduk. İddianame yazılmadan, seçim sürecinde yapılan görüşmelerden, Sayın İmamoğlu'nun görüşmeleri, işte Diyayder'li yetkililerle görüşmeleri vardı. Savur'da bir araya geldiler. Dolayısıyla e, oluşturmak istenen bir seçim ittifakı vardı. HDP'den çağrılar vardı. Bunları da hatırlatalım. Yani ortada e, seçim öncesi oluşan bir ittifak vardı. Bunun adını resmen koymadılar ama... Bir ittifak vardı. O ittifakın içinde CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, işte HDP. HDP de çağrılar yaptı. Hatta PKK o da işin içindeydi. Hatırlarsınız seçim sürecinde PKK, Kandil'den gelen açıklamalarda İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a destek açıklaması yapıldı. Yine keza İzmir'de de e, Sayın Soyer'e de destek açıklaması yapıldı. Hatta orada HDP açıkça oyunu e, Soyer'e vereceğini de söylemişti. Çünkü İzmir biraz daha CHP kitlesinin yoğun olduğu ve dolayısıyla bu... Terör ittifakı oluşturulan o ittifakı gizleme gayri, gizleme çabası içinde de olmalar açık açık. İmamoğlu'nun da Selahattin Demirtaş için övgü dolu sözleri, tabii, ziyaretleri, seçildiği günün ertesi tabii. günü biliyorsunuz Rudava konuştu. Ekrem İmamoğlu ve ilk yaptığı açıklamada Selahattin Demirtaş'ın siyasi çizgisini beğeniyorum ben oldu ve hatta işte imkanım olsa cezaevinde ziyaret etmek isterim dedi. Yani bu süreci tabii Türkiye siyasetinin gündemi çok yoğun oluyor unutuyoruz şu çoğunda. İşte hafıza nisan eee nisanla nisyan, e, maludur beşeri e, hafızası, insanın hafızası ve yaşanılan tablo aslında çok net önümüzde. Yani burada bizim odaklanmamız gereken işte iki değerli konumuz da vurguladı. Bir güvenlik meselesi var. Bu olayın en önemli. önemli boyutu güvenlik. Yani şu anda işte 557 terör kaydı olan e, İBB'de işe alınmış kişi var. Bu sayının artacağını e, AK Partili yönetici de, sayın AK Parti yönetici de söyledi Malik Bey ve burada önemli olan hani suyumuz sayın bahçeli suyumuz dedi suyumuza bir zehir konu ki PKK'nın ne kadar kalleş ve kalleş bir neler terör yapabileceğini olduğunu biliyoruz, biliyoruz bebekleri Tabii. öldürdüğünü işte polislerimize bombalı saldırılar düzenlediği intihar bombasıyla kendilerini patlattıkları bebek yani, katili diyoruz öğretmenleri yani. kaçırdıkları Tabii. bunlar hep hafızalarımızda yani unutmadık Tabii. hatta siyasi olarak da e, bu, bu konuda Vatan Partisi'ni söylemek gerekiyor. PKK terör örgütüne ilk şehitleri Türkiye'de Vatan Partisi verdi. Yani bu ABD'nin güdümünde olan PKK'nın Türkiye'yi bölmek istediği ve bu uğurda da birçok katlem yaptığını ve katliamlarda da bebek demeden, yaşlı demeden, genç demeden, öğretmen demeden, polis demeden, asker demeden öldürdüğünü biliyoruz. Ve şimdi kurulan bir siyah ittifak var ve bu ittifak seçimden önce oluşturuldu. seçimler kazanıldığında da bu ittifak İBB'nin içine yerleştirildiğini biliyorduk biz. Bugün iddianamelerde açık açık da okuyoruz. İşte kim onlar? Diya eder yöneticiler. Şimdi İBB'den yapılan açıklamalarda hep şunu duyuyoruz. İşte İmamoğlu'nun başarısını kıskanıyor. İmamoğlu ne başarısı var? Siz hatırlıyor musunuz? Bir İstanbul'da yaşayan biri olarak. Ne başarısı gösterdi? Her şeyde zam, tamam hükümet de zam yapıyor. Ama indirim yapacağı dediği kısımlara zam, zamlar geliyor. Ortada somut bir çalışma yok. O Yönetirem verenlerin mi? bile pişmanlıklarını duyuyorum ben etrafımdan. Şimdi başarı demeyeceğimiz kısmı bunlar. Tabii. Yani yerel yönetim anlamında ben Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a kattığı bir değer görmedim. İşte metrolar dinliyor. Şu anda metro üzerinden götürülüyor. O konuda da AK Parti'nin tepkileri var ve devam eden metro çalışmalarını kendileri kabulleniyorlar ya da böyle göstermek istiyorlar diye. Yani dolayısıyla yerel yönetim anlamında Hatta bunu İmamoğlu'na veren kişiler de söylüyor. Benim yakın çevremde de var. Tabii. Yine siz de duymuşsunuzdur. Bir, bir pişmanım. Keşke vermeseydim. Çünkü bir şey yapmıyor. Hayal hatta kırıklığı yaşadık deniyor Hatta daha çok. şunu da söyleyelim. Ekrem İmamoğlu İstanbul'dan fazla e, il gezileriyle biliniyor. En son Kayseri'deydi. Oradan sonra nereye gitti takip edemiyoruz bile artık. Yani orada da verdiği mesajlardan biliyoruz. İl il geziyor. Yani İstanbul'u arada uğrayan bir belediye başkanı var. Yani yerel yönetim anlamında başarı yok. Yani verilen oyun hesabını bugün vatandaş soracaksa e, sorduğunda İmamoğlu'nun oyunun gerilediğini bile söyleyebiliriz. Yani yönetim anlamında İstanbul'un yönetilemediği ve başarısızlığın olduğunu söylemek lazım. Ama bazı başarılar var. O başarılarda işte 557'sini kendileri açısından başarılar var. Ama bu İstanbul'un İstanbul açısından bir başarı değil. 557 kişi alınmış ve bunlara da işte siyasi operasyonlar kayyum atanmak isteniyor vesaire vesaire diye e, bir karşı algı, algı operasyonu yürütüyorlar. E bu Şimdi biz de bunu soruyoruz o zaman buradan. E tamam hadi sizin dahiliniz yoktu. E, hiçbir şey yapmadınız. Öyle olmadığını biliyoruz da çünkü bu bir diyet ödemesiydi. Ve sonunda da bunu daha önce de söylemiştim. Bir kez daha söyleyeyim. İBB'deki terör lağımı patladı bu olayla. Her şey daha da açık ortaya çıkacak. Bekleyelim süreci görelim. Hani burada baştan hemen bir konumlar. Ya işte hükümet burada operasyon mu yapıyor? Hükümet burada ve İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere hükümet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti İstanbulluların güvenliğini sağlamak için bir soruşturma üretiyor. Şimdi müfettişler inceliyor. Bakın müfettişlerin incelemesinden sonra neler çıkacağını daha bilmiyoruz. İddianameye yansıyan kısmını biliyoruz. İddianamede neler var onu da söyleyelim. İşte CHP'li bir başka belediyenin arsa DİDR üzerinden hazırlandığı için iddianame. Oradan sonra ne var? İşte DİDR referansıyla işe alımlar var. İşe alınan kişilerin maaşının büyük bir bölümünü ya da maaşının bir bölümünü Kandil'e gönderdiği yazılıyor. Bunlar telefon görüşmeleri de, de sabit. İşte... İBB'den market kartı veriliyor DİDER'e. Tamam. Hadi DİDER'le olduğunu bilmiyordunuz. PKK ile ittisak olduğunu bilmiyordunuz. Biz de soralım şimdi İBB yönetimine. Bunları işe aldınız. Market kartını neden verdiniz? Ya da bu referansınız yoktu. Sahur'da nasıl görüştünüz? DİDER yöneticileri ne diye görüştünüz? O görüşmenin sonrasında o yine ortaya çıktı. Evet. Ben soru olarak şimdi soruyorum. Cevabını biliyorum aslında. Kendimi de çok iyi biliyorum. Orada kadro sözü verildi. Bunlar ortaya da çıktı. İddianame de yansıdı. Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın İmamoğlu'nun yaptığı Diyanet görüşmelerinde, Savur'da seçimden önce Savur'da yapılan görüşmelerde kadro bunu, sözü konuşurdu. verildi. Tabii. O kadrolar yerleştirildi işte diyet böyle ödeniyor. Yine döneyim aynı yere e, haberleri yoktu hiçbirinin hani bebeği yönetenler. Hatta dediler ki işte biz sorduk e, İçişleri Bakanlığı bilmiyorsa onlar müdahale etmiyorsa ya da adresçiliği kaydı istedik. Deniz Adalı bilmemesi mümkün mü? Bilmemesi mümkün değil. Yani bilmemesi aslında oradan istifa etmesinin nedeni. Yani o düşünün. Zaman bu işi yapmasın. Ben şimdi Ulusal Kanal Haber Müdürüyüm. Ulusal Kanal eleman alımı yapılıyor ve benim bundan haberim yok. Yani ya da işte genel yönetmeniz var, yönetim kurulu başkanımız var. İşte daha büyük olduğumuzu düşünün. 10 kişinin burada PKK kaydı çıktığını bilmemesi bu bilmemesi olabilir mi? Bilmiyor olabilir mi yani? Tamam hani arada kendini gizledi, kriptosu var diyelim, şudur budur diyelim de gizleyerek girdi kendine. E market kartını niye verdiniz? Arsayı niye tahsis ettiniz? Takvim niye aldınız? Takvim de var biliyorsunuz. 5000 bin adet yaydere takvim. E, i̇ttifakı bunlar gösteriyor. Ve işte asıl kısım şu. İddianame şimdi e, soruşturuluyor ya da müfettişler inceleme yapıyor. İddianame yürüyecek. Yeni kişiler belki eklenecek. Hukuken bu konuda Erdem hocamız daha iyi bilir ama daha tespit edilemeyenler var. Onlar ortaya çıkacak belki de. Çok daha asıl mesela şu anda buzdağının görünen kısmını konuşuyoruz belki de. Belki bir buzdağı var. İşte ek AK middan. Parti yöneticisi ek az iddianame. önce Malik Bey söyledi. Evet. Ya bu çok vayim bir şey. Ya biz de biliyorduk bunu da. Ha bir yöneticinin söylemesi, böyle tespitlerin olduğunu söylemesi çok vayim. İSPARK'ı bugün HDP yönetiyor. HDP kadroları var dedi Malik Bey. Düşünün yani İSPARK sizin en savunması olduğunuz bir şeyinizde bindiniz. İSPARK yönetiminde aracınız var. Yani güvenlik anlamında bunları konuşmamız lazım ki durum bu kadar ciddi. Ama işte ya yani bindiniz çok aracınızda iyi, ya da evet, PKK karşısınız. Hadi evet. toplumda infial yaratmayalım da. PKK karşıtı bir biri olarak biliyoruz. Daha önce PKK'nın Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da neler yaptığını biliyoruz. İstanbul'da da biliyoruz ve İSPARK'ta en savunmasız haliniz. aracınız içine bindiniz. Orada ne olacağını nereden bilebilirsiniz? Ya da İSPARK'ta, e, İSPARK'ı biraz geçelim. İSKİ'de su, işte su idaresi değil mi? Evlerimize kadar geliyor, bir sorun var diye inceleme yapabilirler. Yine suyun daha, işte barajlarda müdahale durumu olabilir. Ya durum bu kadar vayım aslında İstanbul açısından ama e, karşı taraf şunu çok iyi yapıyor. Orada da şunu anlıyoruz. İşte depremle yüzleşecek olan bir İstanbul'da depremden fazla yatırımın reklama yapılmasının ne kadar kendileri açısından önemli olduğunu görüyoruz. Hemen bir algı operasyonu başlatıldı. İşte Murat Ongun çıktı dedi ki e biz Ekrem Omoğlu artık bundan sonra millete emanettir. Ekrem, bir saniye ya. Ekrem İmamoğlu hata yapamaz mı? Ekrem İmamoğlu hata yaptığında, suç işlediğinde buna ceza verilemeyecek mi? Bir kere seçilmek ömür boyunca yargılama mı garantisi mi getiriyor? Yani bakın siyasi manipülasyonlara bakın ya da toplumda nasıl bir algı yaratılmak istediklerini Mesela, anlayalım. Ben şey çok takıldım. Bilmiyorum sen de katılır mısın? Bülent Arınç'ın İmamoğlu'nun bu durum elini güçlendirecek ve mağdur edecek. Evet. Yani biz şimdi Türkiye olarak eğer böyle çok ciddi iddialar varsa terörün üzerine gitmeyecek miyiz? Bir o var. İşte bunu bunu yapmasa o zaman hesabını sorarız biz. Yani e, o zaman İçişleri bu Bakanlığı nerede kardeşim mağdur dedi. Mağdur olacağı nereden çıkıyor? Yani tam Ayrıca, tersi. Abi, Burada Türkiye kazanacak. Ben onu söyleyeceğim. PKK ile işbirliği yaptığın ortaya çıkması ona mağduriyet kazandırmayacak ki. Ona daha, daha çok kayıp yaşatacak. Yani aman ellemeyin dokunmayın bu iş size pahalıya patlar. İmam İmamoğlu'na da yarar böyle bir mantık olabilir mi? Çok i̇şte ilginç değil Bülent mi? Bülent Arınç'ın ne tarafta durduğu son açıklamalarını kime aradığını da onlar da kendi işlerinde de tartışıyor AK Partiler. Biz konuşuyoruz Bülent Arınç'ın kimler adına durduğu hatta Sayın Bahçeli'nin bu konuda yorum oldu Arınç'la ilgili işte ne yapmak istiyorsun CHP'ye mi geçmiş, siyaseti bundan sonra CHP'de mi yapmak istiyorsun gibi gibi söylenler oldu. Yani burada hükümet açısından şöyle bir durum var. Yani burada kurulmuş bir ittifak var ve bu ittifak bir İstanbul'a Türkiye'nin mega kenti 16 milyon insan yaşıyor. İstanbul'a bir terör anlamında çok ciddi bir güvenlik açığı yaratıyor. Ve bunun yani burada mağduriyeti düşünmeden ya da siyasi şeyleri, beklentiler beklentileri içinde olmadan bunun hesabı sorulması lazım. Alparslan Kuytulu az önce siz söylediniz. Evet. İşte İBB'nin metro vahim. duraklarında Alparslan Kuytulu dediğimiz vahim. kişi bugün yapılan suçlamalar arasında fetö destek, PKK destek açıkça internette videoları da var. Yine bakıp izleyicilerimiz oradan izleyebilirler. Ayrıca Bu adam, halkı kin ve düşmanlığa alenen evet. tahrik etme ve cumhurbaşkanına hakaret suçlarından da. İki ayrı iddianame hazırlanmıştı. O kısmı geldim. Bireysel suç deyip geçelim. Hadi ee, bir şey, evet. Terör bir şey örgütlerine de. verdiği destek. Sultan terör örgütüne verilen destek. destek PKK, başkanı. FETÖ, 15 Temmuz sonrası, sonrası yaptığı yapıyoruz. Evet. Yapıyoruz. açıklamaları Tabii. Alacağınız 3 kuruş için yaptıysanız yazıklar olsun. Yok 3 kuruş değil orada başka bir amaç varsa o zaman bunun hesabını verin. Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Türkiye İstanbul'da böyle bir yönetim hak ediyor mu? Ya da İstanbullu kendisini terör anlamında, güvenlik anlamında zaafa... ...uratacak bir yönetimi sırf Erdoğan'a karşı diye destekleyebilir mi? Ben sadece bunları soru olarak soruyorum. Bugün İstanbul'da e, tabii e, oy veren vatandaşlar var. Çoğunun pişman olduğunu biliyorum. Ve oluşan tablonun Türkiye'ye, İstanbul'a başta Türkiye'ye hiçbir şey kazandırmayacağını söylüyorum. Ve bunlar Türkiye e, bu konuda siyasette e, gayrısız tüm partiler açısından söylüyorum. Bu işin sonuna kadar arkasına gidilmesini teşvik etmeli... İmamoğlu da artık tavrını değiştirmeli. Bunu kabul etmeli. Ya, kim yaptıysa artık nasıl yapacaksa. Yapacak kendinin, mıdır bunu? Kendinin bu İmamoğlu ile ilgili olduğunu da biliyoruz bu süreci. Çünkü görüşmeleri yapan kendisi kadro sözlerinin verildiği iddianamelerde yazılı da. Hadi diyelim Türkiye İstanbul'un çıkar açısından düşünelim. Bir başkasının üstüne bırakılır genelde böyle. Birinin üstüne bırakılsın bu yanlıştan dönülsün. İstanbul'u bunu kimseye anlatamazsınız. Çünkü burada çok ciddi e, güvenlik sorunları var. Güvenlik endişeleri var. İstanbullar her, her gün, her dakika panik içinde ya da böyle bir kaygı içinde yaşatmaya kimsenin, kimsenin de hakkı yok. yok. Bu hakkı da, bunu çiğneyenleri de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de hesabını sorar diye. Muhalefetten diyorum. gelen açıklamalar üzerine de bir şey söylemek istersin. Bu hamlenin tamamen bir siyasi olduğu. İşte yakalandılar. Emre evet, İstanbul yakalandılar. kazanamadılar. Şimdi, onun hıncı, onun intikamıyla yapılan e, girişimler olarak panik görüyorlar. Panik işte, istiyorlar. Panik olunca böyle oluyor. Yani En son böyle diş... Dil çürük dişe gider derler ya. Hemen ya da orada bir kalkan oluşturmuşlar. Hemen o kalkan devreye giriyor. Yakalandık, Erdoğan bize operasyon yapıyor. Yakalandık, Erdoğan bu, burada İmamoğlu'nun başarısını kıskanıyor. Yakalandık, kayyum atanacak. Yakalandık, ya kardeşim Peki, niye... Peki muhalefetin bu mağdur edebiyatı e, halk üzerinde etki yaratacak mıdır? Şöyle bir kitle var maalesef ki. E, CHP'li çoğu da bunun. E, yani Ne yaparsa yapsın bunu kabul edecek bir kitle var ve bu... Genelde işte hükümet ve AK Parti'de hani AK Parti'ye karşıtlık böyle Erdoğan mesela hatta bunu CHP'liler yöneticiler kendine de söylüyor. Çünkü tabanda öyle bir kitle olduğunu biliyor. Yani uyuşturucu verilmiş, bonzai içirilmiş bir kitle var. Ve bu kitle yani benim yandaşım e, senin yandaşın hedebiyeti yapıyor bugün bize. Şunu diyorlar işte atıyorum. Hırsız da benim hırsızım. İşte teröre destek veriyorsa benimki teröre destek veriyor. O da vermediğim zaman. Ya 2013'teki açılım döneminden ama onu Siz yanlış yapması senin ki. yanlış yapacağın anlamına gelmiyor ki. Ekrem İmamoğlu Demirtaş'a destek veriyor diyorsun. Ya Demirtaş dediğin işte o 6-8 Ekim'de şunu yaptı, Kandil'e gitti, terör hükümlüsü şunu yaptı, bunu yaptı falan diyorsun. Türkiye'nin bölünmesini istedi falan. Ama 2010 yılında hükümet de yaptı. E tamam hükümet yaptı, o gün yanlıştı. E sen bugün, bugün de onu şey yap ama o zaman yaptı, biz de yapacağız. Böyle bir algı var. Ya da yakalandıklarında dediğim gibi ama Erdoğan'ın karşısında Erdoğan'ın muhalefi. Erdoğan'ın muhalefi diye PKK ile yan yana duran bir muhalefet var. Erdoğan'ı devirmeye giden her yol mübahtır anlayışı evet, var. Evet evet bunu açık açık da söylüyorlar. İşte ABD biliyorsunuz birazdan onu da konuşacağız. ABD, Konuşalım de, yeri gelmişken. Er, ABD Erdoğan'ı devirmeyi işte bugün yine görüyoruz işte. Onu tehditleri ya da Biden söylemişti seçimden önce. Hükümeti demokratik yollardan devireceğiz diye Erdoğan'ı. İşte orada da bir ittifak kurulmuştu. O ittifakı da yine biliyorduk. CHP, İYİ Parti, HDP... Saadet Partisi, Deva, Gelecek ve bu, bu tabloda destek vererek Erdoğan'ı indirmek isteyen bir ABD var. Ve bugün de görüyoruz ki işte ABD'nin o CFR, yani e, CFR dediğimiz ABD'de dışişleri, Orta Doğu anlamında özellikle bu siyasetleri üretilmesini ve ABD dış politikasına bu yönde yön veren ya da onlara siyasi olarak ya da bu onlara fikir olarak Yol açan kurum olarak biliniyor ve çoğu yerde de işte bunların daha farklı boyutları da var. İşte Sorosu var, işte turuncu derinler tezgahlanması, en ya da to, sivil toplum kuruluşları tanak içinde, demokratik kitle örgütleri kendilerine müzayir fonladıkları, onlar üzerinden oluşturdukları siyaset var. O kurumlardan biri olarak sayılabilecek bir kurum da işte Forum Gefeis'te bir makale yayınlandı bugün. Makalede işte Türkiye ve Erdoğan'la ilgili siyasi e, analiz yapılıyor. Ve onda şöyle ifadeler var. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yolun sonu göründü başlıkta bu Erdoğan için yolun sonu. Oradan sonra ama Erdoğan iktidarı devre, devre, devretmeye yanaşmayacak. Trump'tan da buradan bir örnek veriliyor. İşte Trump da hemen kolay devretmedi. Onun için Erdoğan'a muhalefet af teklifi yapmalı. Af teklifini de kabul etmezse işte burada TSK'yı da yine sürece dahil ederek kışkırtma girişimleri var. Bu kışkırtma girişimlerinde de işte Erdoğan'a Erdoğan'a muhalefet arasında e, TSK'nın garantör olması isteniyor. Yine işte ABD ve Avrupa Birliği'ndeki müttefikler denilerek o geçiş sürecine e, burada bir garantörlük ya da siyasi baskı anlamında denetlenmesi yaptırım tehditleriyle de bunların sürdürülmesi isteniyor. Yani hala e, Erdoğan'ın hedefte olduğu bir hükümet tablosu var ve Türkiye'de kaos planlandığı çok açık. Yani evet. Bunu biliyoruz. Sokakların karıştırmak istendiğini bu yönde çok eylem var ve bu ittifakın da sürekli bu çabalar ekonomi içinde... Üzerinden, e, ekonomi için, ekonomi üzerinden eleştirilerle aslında bir sokak hareketi meşru bir zemin de açıkçası, evet. Tabi burada hükümetin de hataları var, şöyle hataları var. Ne hala, tedbirler almalı mesela? Hala süreci, için. anlamayan, hala süreci anlamayan bir tutum içerisinde. Yani Türkiye'nin önündeki zorlukları görmeyen, işte Sayın Erdoğan açıklama yapıyor, zorlukları geride bıraktık diyor. Hangi zorluk geride kaldı Sayın Erdoğan? ekonomi düzelttik mi? Ya da Doğu Akdeniz'de ABD'yi gönderdik mi? Suriye'yi çözebildik mi? Irak'ta PKK'yı, Kandil'i bitirebildik mi? Ya da işte Karadeniz'i karıştırmak istiyor, onu Sulh'a bağlayabildik mi? Kafkaslar'da ABD yeni planlar peşinde, o durumu çözebildik mi? Hala önümüzde duruyor Enerjiyle diyorsunuz. ilgili Türkiye'nin sorunlarını aşabildik mi? Üretimle ilgili bütün sorunları bitirebildik mi? Hangi zorlukları açabildik? Ya, düşünün, bir hükümet ABD açıkça artık diyor ki Erdoğan'a sen yenildin, af teklif ediyoruz sana, yani onu da biraz yön gösteriyor. Biden'a bu öneriliyor. Baydına ve muhalefet edenler işte artık bu kadar şey yapmayın. Tablo da gösteriyor. Erdoğan gidiyor af teklif eden kenara çekilsin. Türkiye böyle bir şey teslim ol olabilir mi? Olur mu yani? Hiçbir şekilde bunun başarıya ulaşma şansı yok ama hükümet bugün bu önündeki zorlukları anlamayan bir tavrın içinde ve anlıyorsa da öteleyen bir tavrın içinde. İkisi de kabul edilemez. Evet, bir şeyler yapmaya yani ABD çalışılıyor ama... çalışmak, ABD ile bugün anlaşmaya çalışmak, ABD ile sorunumuz yok gibi göstermek Türkiye dış politikada çok önemli kararların eşinde olan ve Dolayısıyla Türkiye'nin sorunlarını bitirecek ittifaklar oluşturma yolundaki Türkiye'yi denge siyasete diyerek yine ABD'nin yanında tutmaya çalışmak bugün Türkiye'nin sorununu anlamamaktır. Suriye'yi bugün bir dakika bir gün bile geçmeden çözmemek işte bu sorunu görememek çözümü de uygulayamamak demektir. Yani bunları yakıcı bir şekilde konuşacağız önümüze koyacağız. Evet ABD bugün Erdoğan'ı devirmek istiyor ekonomide de zorluklar var Ekonomideki zorluğun çoğu üretim ve işte serbest piyasanın e, hata, serbest piyasa e, sisteminin yanlışlarıydı. İşte bugün bazı olumlu adımlar atılıyor. Ama hala çözme kararlı yok. Sorunları geride bıraktık diyemez Cumhurbaşkanı. Dememeli yani. Çünkü sorunların bir önümüzde duruyor. Bir kalkınma hedefimiz var. Tehditler var. Bu tehditlere karşı kurulacak ittifaklar var. Suriye çözülme, çözümü bekliyor. Mısır çözümü bekliyor. İşte bu şeyle ilgili de biraz daha konuşayım. Sonra Erdem Bey'e söz vereceğim. Çok beklettik. Eee <laughs> CFR dediğimiz ya da bu Foreign Affairs dediğimiz dergi yani ABD açısında Siyonistlerin kontrolünde olan ve Siyonistlerin ağırlıkta kontrolünde olan bir dergi ya da yayın kuruluşu. Ve bunlar bu CFR'de işte Washington Enstitüsü'nde ayrıca yine var. Washington Enstitüsü'de şöyle bir yapılanma ne olduğunu iyice anlatalım. şu anda ABD Dışişleri Bakanlığı'nda görev almış önceden ya da işte burada görev alıp sonra ABD Dışişleri Bakanlığı'na gitmiş isimler. İşte James Jeffrey de bu enstitüde görev yapan isimlerden. İşte Soner Çağaptay da yine o enstitüde görev alan işte Türk evet Türkiye'deki yaşanan alanlara bir siyasi perspektif kendince çiziyor ve buradan bir öneriler. Burada en tehlikeli boyut şu. iki aslında önemli kısım var. Bir Erdoğan'a yenildin, kaybettin af teklifi. İkincisi de TSK'yı kışkırtma. Çünkü niye TSK'yı kışkırtma girişiminde bulunuyor ABD veya da bu ABD'li dergi? Ona kendi planları için karşısındaki tek ve en önemli güç Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri. İşte Fırat'ın doğusunu, ABD koridorunu parçalayan Türk Silahlı Kuvvetleri. Türk ordusu olduğu için Doğu Akdeniz'de hala Türkiye geri adım atmıyor. Türk ordusu olduğu için ve güçlü olduğu için bugün Ege'de Türkiye kararlı bir şekilde durabiliyor. Türk ordusu güçlü olduğu için Karabağ 44 günde o ıı, Ermenistan işgalinden kurtarıldı o ve özgürleştirildi. Türk ordusu güçlü olduğu için 15 Temmuz'dan 15 gün sonra evet. e, gidip ABD koridorunu parçaladı. Türk ordusu güçlü olduğu için bugün Türkiye'ye bir işgal senaryosu ya da işgal planı yürürlüğe konulamıyor. Tehdit ediliyor ama Türk ordusundan çekiniyor. O yüzden ABD açısından nasıl bakıyorlar meseleye? E, Türk ordusunu e, kışkırtacak, Türk ordusunda bölünme, parçalanma e, yaşatacak ya da Türk ordusunda zafiyet yaratacak bir tablo oluşturmak istiyor. Daha önce de zaten bu dergide yine farklı dergilerde de foreign policy ya da ABD açısından önemli düşünce kuruluşları ve dergilerinde de e, Türk Silahlı Kuvvetleri ve özellikle Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la ilgili bu tip kışkırtmalar ya da hükümetle karşı karşıya getirmek ya da e, Milli Savunma Bakanlığı ya da genel kurmayla Türk Silahlı Kuvvetleri ile toplamda e, ayrılıklar yaratacak ya da bölümler üfak yaratacak, ifak sokacak, fitne sokacak çalışmalar yürütülüyor. Yani bunu anlayalım. Bunu hükümette anlasın. Başta Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin bugün ne durumda olduğunu sorunlar da geride kalmadı sorunlar önümüzde ama Türkiye bu kaos planlarına teslim olmayacak güçte bundan emin olalım kaos planlarına karşı savaşacak vatan partisi var ulusal kanal var aydınlık var ve bu kaos planlarına yine savaşa savaşa kazanacak e, ve iktidar olacak hükümet olacak bir siyasi e, alternatifi siyasi çözümü de Türkiye'nin var ve bu siyasi çözüm de bugün yükseliyor vatan partisi o yükselen güç yakında da bu siyasetler ne kadar etkili ve ne kadar Önemli olduğunu ve kaos planlarını nasıl yırtıp atacağını da göreceğiz. Evet, Sayın Cömert, Türkiye kaos planlarına karşı nasıl bir direnç göstermeli? Özellikle ülkeyi yönetenlerin bu konuda nasıl tedbirler alması gerekiyor? Çünkü biz muhalefetin iktidarı sürekli ekonomi üzerinden daha çok eleştirdiğini biliyoruz. Ee, ve bu eleştiriler üzerinden evet Türkiye'de ciddi anlamda herkesin bildiği konuştuğu her şey ortada ciddi anlamda ekonomik zorluklar var çözülmeyi bekleyen önümüzde zor günler var hakikaten ama çözümler de var elbette ve karşı tarafın buralardan hamleler yapmasını ve çıkış bulmasını engellemek için neler yapmalıyız siz bu konuda neler düşünüyorsunuz efendim? Vallahi hiçbir şey yapmasına gerek yok, onu söyleyeyim başta. Çünkü bu kadar akılsız bir muhalefet olduğu sürece iktidardaki ne kadar ekonomik hatalar yaparsa yapsın, ne kadar dolar, euro, altın alıp başını gitse, zamlar açıklansa, halk yaşayamaz hale gelse de böyle bir muhalefet olduktan sonra bu muhalefet mevcut iktidara bu halkı mecbur kılıyor. Çünkü hep aynı şeyi sabahtan beri söylüyoruz ama... E, ...muhalefet şöyle zannediyor... ...yani burada Deniz Bey'in şu e, dediğine katılıyorum... ...burada e, gerçekten söylemek lazım... ...bunu halka her yere duyurmak lazım... E, e, ...Türk milletinin... ...Vatan Partisi dışında bir seçeneği yok... ...yani böyle olmasını istemezdim... ...yani gerçekten birçok seçenek olmalı... ...birçok yurtsever, birçok ülkenin... ...bağımsızlığını savunan siyasi partisi olsaydı... ...ve bunlar yarışsalardı keşke... ...böyle bir demokrasi ortamı yaşasaydı Türkiye... ...ama Türkiye Vatan Partisi... ...ne muhtaç bir hale geldi... E, ve iktidarın da burada e, Türkiye'yi bu Amerika'nın operasyonlarına karşı korumak için çok bir niyeti de yok. Niye? Amerika operasyonu yanlış yerden yapıyor. Amerika Türk milletini tanımıyor. Zaten emperyalizmin en büyük e, zaafı budur. Emperyalizm kendini çok güçlü görür. Çok güçlü gördüğü için de karşı taraftaki dinamikleri çok bilmez, izlelemez. Düşmanını, o emperyalizm anlamında söylüyorum, düşmanını küçümser. Türk milletini küçümsüyor. Yani Türk milleti öyle turuncu devrimler falan filan yapmaz. Bak e, çok basit bir örnek vereyim aklıma geldi. Ee, bu şey şeyde 31 Mayıs 2013 gezi eylemleri İstanbul'da başladı 1 Haziran'da da Ankara'da devam etti Ankara'da ben o hareketin başından sonuna kadar içindeydim 1 Haziran 2 Haziran günü o eylemciler o kadar böyle büyük bir sayıya ulaştık ki Kızılay Meydanı'nı kelime yerindeyse ele geçirdik yani. Polis çekildi Başbakanlık binasına ve işte her türlü sol gruptan, sağ gruptan, çeşitli keçimlerden, İngiltere'de Mustafa Kemal bayrakları da, Türk bayrakları da falan bir kitle geldi. E, o sırada bu şey tabii nereye evrilecek? Çünkü bu gezi eylemlerinde önderliği biz almasaydık belki de bir turuncu devrime dönüşme ihtimali de vardı. Ama tabii olmadı. Bu Atatürk ulusalcı yapısı ağır bastı gezi eylemlerinin. Ama orada bir şey çok önemsemiştim. Yani bu CFR'dekiler falan o tarihte vereyim onlara. 5 Haziran kes mitingini bir incelesinler. Yüzbinlerce binlerce eylemci Kızılay Meydanı'nda günlerce eylem yaparken 5 Haziran'da KESK Kızılay Meydanı'nda eylem kararı aldı. Ve HDP'li vekiller o KESK mitingine katılmalarıyla beraber o yüzbinlerce kişi sadece 3-5 bin kişiye düştü. Hatta e, gülümseyelim diye söylemiyorum gerçekten böyle yorum yaptı o zaman eylemciler falan ya bu devlet e, çevik kuvvet polisi yollayacağına böyle eylemlere 3-5 tane HDP'li PKK'lı yollasın zaten eylem alanı dağılıyor e, boş boşuna şey yapmasın e, polis kullanmasın bile dediler gerçekten de böyle. Türk milleti evet muhalefet eder bu zamlar gerçekten hangi iktidar olursa olsun yaşanamaz bir halde ev kiraları aldı başını gitti İnsanlar doğal gaz faturalarını ödeyemiyorlar soğukla kışla baş etmeye çalışıyorlar çok zor durumdalar ama yine de ama bu, bu insanlar düşmez mi diyorsunuz o, Türk milleti zekidir mi diyorsunuz <laughs> Zekidir bir de Türk milleti bağımsızlık aşısı vurulmuştur. Evet, yani evet. o yaratılışından, bu milletleşme sürecinden beri vardır. Binlerce yıldır ordusu olan, binlerce yıldır devleti olan insanlardan bahsediyorsunuz. E.C.F.L. yani sizin karşısında Güney Amerika, Afrika ülkeleri falan yok. Yüce Türk milleti var. Bu millet yedi düvelle baş etmiş. Yıllarca savaştan sonra yeniden bir cumhuriyet kurmuş. Yani bu insan o gün e, anlamadı Meral Hanım. Yani adam dedi ki ben 650 liraya geçinirim dedi. Suratına karşı söyledi ama PKK ile işbirliği yapmasanız daha iyi olmaz mı dedi. Yani burada Meral Akşener'e iktidar formülünü söyledi vatandaş. Gidin Anadolu'nun herhangi bir yerine dolaşın. Yani CHP, İyi Parti falan hangi yöne eleştiriliyor? Ekonomi politikaları, sağlık politikaları, tarım politikaları vesaire konusunda tartışılmıyor ki bu muhalefet partileri. Muhalefet partilerinin, Millet İttifakı muhalefet partileri demeyelim, Millet İttifakı'nın en büyük hatası emperizmiş birliği yaparak Tayyip Erdoğan'ı yıkacaklarını zannetmek. Emperyalizm bir yaptığın zaman emperyalizm sana eee şeyleri yandaşların da yatıyor ve PKK'ya yan yana geliyorsun. Ve bu e, vahim hatalara sebep oluyor. Bakın bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun çok güzel bir örneği. E, bu şurada şunu da söylemek lazım ona. Yani Türkiye yönetilen bir hale geldi. E, biz bunu yıllardır söylüyorduk. Bu özelleştirmeleri eğer devam ettirirseniz e, devletin ekonomideki kamu ekonomik payı sürekli düşerse siz o bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler diyen klasik iktisat mantığına eğer ülkeyi terk ederseniz e, ve bu bizim ülkemizdeki maalesef ülkenin en büyük 500 firması, 1000 firması da faizle geçiniyorsa ve e, <laughs> uluslararası çok ulus şirketlerle işbirliği yapan bir konumdaysa e, ve cari açılı çok fazlaysa e, siz buralarda ekonomiye hükmedemez hale gelirsiniz. Yani şu anda elimizde ekonomik krizlere müdahale edebilecek araçlarımız yok, üretim yok, sanayi yok. Yani burada ee, başlarına koymaları gibi bir şeyler falan söylüyorlar tabii. Ama burada da iktidarın ideolojik anlamda e, berraklaşması lazım. Berraklaşamıyor. iktidar da ideolojik anlamda dayandığı temel de yanlış. O yüzden de yani Çin modeli diyor. Kardeşim desene bunun adı Atatürk modeli diye. Söylesene bunun adını devletçilik diye. Yani bu e, dünya bizden örnek almış, Çin benden örnek almış. Yani Çin modeli nedir? Mustafa Kemal modelidir. Ondan söylüyor. Ya, açın bakın, maoy yok yine. Çin Kemal'in nerede? Daha diye. Sonra, Türkiye ee, modeli var. diye düzeltildi daha sonra. Yani, Atatürk modeli. Atatürk Türkiye modeli dedi Yani Türkiye evet, Atatürk modeli. Atatürk modeli. Bunu, bunu ay böyle şey yapmayacak. Kullanacaksınız bunu. Yeniden alt oka sahip çıkacaksınız. Yani bunu kim yaparsa iktidarı o gelecek gelmek zorunda. Bakın. E, tarih tarihsel süreçler e, böyle isteğe bağlı öznel şartlarla ilerlemez nesnel şartlarla ve zorunluluklarla ilerler şu şu anda Türkiye bu zorunluluklarla karşılaştı ya biz var olacağız ya yok olacağız yani diyelim ki e, şeyin planı tuttu Biden planı tuttu bu Türk milleti daha de hadi, e, ekonomik krizlerden dolayı da CHP HDP PKK İYİ parti ittifakına oy verdi nasıl yönetecekler bu ülkeyi Yeniden ekonomik krizler olmasını sıcak parayla yürütebilseydi Tayyip Erdoğan yürütürdü. Hangi ekonomi politikasını izleyecekler? Farkları ne? Yani o yüzden bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunun tam bir prototipi oldu. Türkiye yönetiminin prototipi oldu. Yani o örneklem olarak bunu ele alıp bir baksınlar. Buralarda neler oluyor? Ve bir de Bülent Arınç yanılıyor. Yani PKK ile işbirliği yapan hiç kimse bu ülkenin tarihinde güçlenmemiştir. Mağdur sayılmamıştır. Mağdur olamaz. Evet. Tam tersi, tam tersi PKK kimin eline dokunsa onun elini yakar, onu mahveder, onu kötü duruma düşürür, zor duruma düşürür. Cevap veremez hale gelirsiniz, saldırganlaşırsınız. Bakın size çok samimi söylüyorum. Son bir yılda, çok değil son bir yılda ben etrafımdaki CHP'li arkadaşlarımla, dostlarımla, ailemle tartışamıyorum. Eskiden tartışamıyorum, şimdi bana saldırıyorlar. Neden çılgınca saldırıyorlar? Sederiler, Erdoğancı mı oldunuz diyorlar. PKK ile işbirliği yapmanın evet. PKK ile işbirliği yaptıklarını suratına vurduğumuzda onun farkındalar. O acziyet içindeler. O zor durumdan ancak böyle saldırganlaşarak çıkacaklarını zannediyorlar. Eskiden öyle olmuyordu. Yani tartışıyorduk falan ama şimdi artık tartışamıyorum. Bu ittifak onları da saldırganlaştırır ama Yüce Türk Milleti buna gelmez. Yani baksınlar ben o örneği tekrar etmek istiyorum. O 5 Haziran 2013 kesk mitingine baksınlar. Orada Türkiye'nin muhafazakarları yoktu, milliyetçileri yoktu, sağ kesimi yoktu. Yani en dayandığın taban oradaydı. O bile iki PKK'lı vekil gelince alanı terk etti. Onlarla yan yana görünmedi. O yüzden bu turuncu devrim planı yapanlar da sokağa kimin çıkacağını hesaplasınlar. O CHP'nin tabanı, İyi Parti'nin tabanı bunlar milliyetçidir, PKK karşıtıdır. Bunlar tamam Tayyip Erdoğan'ın karşıtlığından gözleri kör oldu. Artık onlar da haklılar. Yani ülke yönetilemiyor. Perişan bir haldeler. Bir an önce bu iktidar değişsin istiyorlar. E, üç dönem iktidarda kalacağım diye bir iktidar 20 yıl geçti hala devam edeceğim diyor. Yani az önce e, AK Partili e, konuğumuz anlattı. Hani birçok hataları falan ama e, AK Parti'nin de hala yaptığı hatalar bunlar. İşte bu e, iktidardaki parti de muhalefetli partiler birbirlerinden çok farklı değiller. Hele yerel yönetimlerde al birini vur ötekine buradan Türkiye bir çıkış yolu bulacaktır diye düşünüyorum. Türkiye'nin burada partisi de var, programı da var. Bu tabii gündeme geldiğinde Türkiye oradan ancak böyle çıkacak. Yani Deniz Bey ben şundan umudumu kestim artık. Yani artık İdlib'deki çocuğumu sağlayacak. Artık Suriye ile adam ittifak yapacak. Artık bu eski Abdülhamit'in denge siyasetini bırakacak gibi de görünmüyor. Artık ne tür bağlılıklar var onları da bilemiyoruz. Ama kendisinin sonu olabilir, siyaseten bitebilir. Ama olan Türkiye olacaktı. Yoksa ben Tayyip Erdoğan sevdalısı falan değilim. Hayatımın tüm aşamasında oy vermedim ve oy vereceğimi de zannetmiyorum. Ama ülkeme bir şey olacağı zaman ben e, Cumhurbaşkanıma da sahip çıkarım, e, Milli Meclisime de sahip çıkarım, yargıma da sahip çıkarım. Benim ülkeme emperyalist merkezler operasyon düzenliyorlarsa ve terör örgütüyle beraber işte baksanıza bu e, PKK'nın Diyanet diye oluşturduğu yapılanmayla oturuyorlar beraber masalarda toplantılar yapıyorlar. Fotoğrafları falan var bunların. Bunlara izin vermez Türk milleti. Biz de vermeyiz. O nedenle bu yanlış bunlar yanlış. Cumhurbaşkanı olmak istiyorsa da ülke yönetmek istiyorsa da muhalefet yani çok basit söylüyorum PKK ile işbirliği yapmayı bıraksınlar %70 oyları var. Onu ben garantisini veririm. Şu anda Türk milleti dönüyor. Bir yandan cüzdanına bakıyor, bir yandan evdeki aç çocuğuna bakıyor ama bir yandan vatanına bakıyor. Evet kaos planlarından bahsediyor. Yani. Bakın bahsed dünyada böyle bir şey yok. Evlatları Pardon. şehit olduğunda vatan sağ olsun diyen aileler yok dünyanın hiçbir yerinde. Sokaklara çıkıyorlar, eylemler yapıyorlar falan. Bizde öyle bir şey yaşanmıyor. Ve şehit cenazelerinde eğer muhalefet yuhlanıyorsa onun iktidara, o muhalefet iktidara gelme şansı yoktur diye düşünüyorum. Evet kaos planlarından bahsettiniz. Deniz Adalı da bahsetti siz de. Bu arada Emre Usta da bir tweet atmış. Ben bir Türk baharı öngörüyorum diye. Onlar bahar onlara kış bu Türkiye'de. Öyle bir bahar yok. Sayın Cömert beni duyabildiniz mi? Duydum duydum. İçin, <laughs> hayal ediyorlar tabii. Yani evet. e, Arap baharı olduğu gibi işte Türk Baharı da olsun falan ama ya tabii işte burada sözcüklere çok dikkat etmek istiyorum. Bir yanlışım olduysa ne olur düzeltin. Ya yani böyle ırkçılık yapmak asla niyetim değil ama yüce Türk milletin Araplarla karıştırmasınlar. Arapların bir devlet geleneği yok. Onların bizim gibi bir kurtuluş savaşı yok. Onların emperyalizme karşı dövüşmüşlüğü yok. Onlar hala emperyalizm, tarafından belirlenen liderler, sultanlar Dövüşenler tarafından yönetilen de var ama üzerinde sen... Efendim? Dövüşenler de var. Suriye, Suriye, Irak... Var, var tabii yani. E, tabii tabii var. Yani şimdi e, şey, genel anlamda genellemenin yanlış olduğunu bilerek ha, anladım, konuştum anladım. ama e, bakın biz emperyalizme karşı savaşmış dünyanın ilk milletiyiz. Ya, Türkiye e, yani örnek. Yani, ki, evet, bizi evet, kimseyle kıyas, kıyaslamasınlar. Yani sen oradan bir vurursun şeyden Cezayir'den, Fas, Tunus, e, Libya, Mısır. Orada zaten kendi getirdiğin yöneticileri falan piyon değişikliği yaparsın. Ama o iş işte gelir Türkiye kayasına çarpar. Türkiye öyle bir ülke değildir maalesef. Yani onlar için maalesef diyorum bunu. O kaos planlarını düzgün yapsınlar. Yaptılar işte 15 Temmuz darbe girişimi yaptılar. Ne oldu? Ee, yani o ordunu senin parçalamak için generallerini, amirallerini içeri aldılar değil mi? Donanmanı çalışamaz hale getirdiler. Gemi komutanı bulamaz hale geldik. Uçakların uçamaz hale geldi. Yani bütün pilotlarını ele geçirdiler falan. Ne oldu? Türk milletinin içindeki o cevher işte senin uçağını uçurdu, gitti o emperyalist merkezlerin tepesinde bombaları yağdırdı. Senin en kötü dönemdeyken bile savunma sanayiin güçlendi. Yani bu bir iktidarla değil bir milletin e, geleneklerinden gelen özellikleriyle tanımlanabilir ancak. Bunu bilmiyorlar. Hatta söylemeyelim bunları da çok fazla öğrenmesinler de. <laughs> Ve gelsinler günlerini görsünler o yaptıkları emir usullar falan orada ölecekler, orada geberecekler. Onlar bu ülkeye giremeyecekler. Onlar vatan haini. Onların cenazeleri bile giremeyecek bunlara. Buralara. Yani kusura bakmasınlar. Hala oralarda bekliyorlar umutla. Acaba turuncu, kim yapacaksın turuncu devrimi? 3-5 feminist, 4-5 LGBT, 5-6 tane de işte şeyle mi? Kadın örgütü, o mor kadınlar falan var böyle. Erkek düşman. Onlarla mı yapacaksın? Öyle olmuyor. Turuncu devrimleri yapmak için de o ülkeyi iyi tanımak, sosyolojik yapısını çözmeniz gerekiyor. Türkiye ne Ukrayna'ya benzer, Türkiye ne Libya'ya ne Mısır'a benzer. Burada turuncu devrim olmaz. Burada Bu oyun devrim tutmaz olur. diyorsunuz. Burada Peki. Mustafa Kemal'lerin devrimi olur. Burada evet, tutmaz. ancak emperyalizme karşı çıkarsanız devrim yaparsınız. O devrimi de biz yaptık. Dünya halkları da, da örnek olduk. Gerekirse yenisini de yaparız. Peki Sayın Cömert. Sayın Deniz Adalı şimdi HDP Millet İttifakı'na bir ziyaret gerçekleştirdi. CHP İyi Parti ve Saadet Partisi'ne gelecek ve devaya da henüz gerçekleştirmedi değil mi? Önümüzdeki günlerde Ger Saadet'e gittiler. Saadet'e gittiler de devaya ve geleceğe henüz gitmediler diyebiliyorum. Sanırım ben de. Evet. Şimdi e, aday belirli... Geleceğe gittiler galiba. Gittiler mi? Evet. Neyse artık. Şimdi erken seçim vurgusu ön plandaydı bu görüşmelerde aday e, belirleme çerçevesinde. HDP eş genel başkanı Pervin Buldan e, muhalefetin tek başına iktidar olamayacağını ve buna asla izin vermeyeceğini söyledi. Bir de tabii muhalefetin tarifini de yaptı. Nasıl olması gerektiğini. E ee, neler oluyor? Bu ziyaretle ilgili neler söylersin? Ee, HDP'ye göre CHP daha daha ne kadar cesur olmalı sence? CHP'yi cesur bulmuyor musun? Tırnak içerisinde söylüyorum tabi evet. HDP gözüyle soruyorum bu soruyu. Şimdi ne oldu? HDP yani PKK HDP CHP ve Millet İttifakı'na ayar ver vermeye devam ediyor. Şöyle birer sen benim oyumla seçiliyorsun ben ittifakta var. Benim adımı, benim adımı niye söylemiyorsun diyor. Evet. Ya bu konuda HDP'nin e, ne kadar açık olduğunu. Zaten açıklık dedikleri kısım da PKK Kandil'den geliyor talimatlar. PKK önce konuşuyor. Sonra HDP çıkıp tekrar ne yapıyor? Yani bir düşün e, bir muhabbet kuşu ya da bir papağan gibi Kandil'in söylediklerini HDP tekrarlıyor. Ve burada önemli olan kısım ayar veriyor. Yani Millet İttifakı'na her seferde fırsat vermeyiz şunu yapmayız, biz siz yönete birlikte yöneteceğiz diyor. Birlikte açık açık. Yöneteceğiz diyor, evet. Birlikte yani şimdi söylüyoruz mesela biz bu CHP'lilerle de tartışmalarda burada başka televizyonlarda da genelde tartışma oraya gidiyor. Hatta bunu açık açık söyleyenler de var CHP içinde. Ee, i̇şte Sayın Dursun Çiçek bunlardan bir tanesi. Dedi ki HDP iki bakanlık verilebilir. Onu da tartışmıştık biliyorsunuz. İşte o bakanlık Milli Savunma Bakanlığı mı olur, Kültür Bakanlığı mı olur, ne o bakanlığı olur bilmiyoruz ama bu pazarlıkların yapıldığını biliyoruz. Ve bu pazarlıklar artık HDP de söylüyor. Diyor ki birlikte yöneteceğiz. Nasıl birlikte yönetecekler? Hangi bakanlıklar alacaklar? İşte Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Cumhurbaşkanı yardımcısı HDP'den mi olacak? Ya da Türkiye'de bunu nasıl bir yönetim öngörüyorlar? Bunlar e, zaten... Bunların pazarlığı mı sürüyor görüşmelerde? Bence anlaşma oldu. Zaten anlaşma... Şimdi toplumu yine ikna et. Yani toplumu bunu alıştırmak, meşrulaştırma aşamasında. Yani bu konuda çünkü aklını artık... Yani Erdoğan gitsin ne olursa olsun na teslim etmiş ve yine Atlantik'ten yönlendirilen bir millet ittifakı olduğu için onların yani vatan, millet, yani Türkiye'nin bölünüp bölünmemesi, Türkiye'de anayasa Türk'ün kalıp kalmaması, işte alt okun Türkiye'nin vazgeçilmesi olup olmaması, yine dini işte bazıları muhafazakar da olduğunu söylüyor bu ittifakın içinde bulunan ya da dini açıdan bunun bir sorunu ya da bir inanç açısından sorun olup olmaması hiç umurlarında bile değil. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan gitsin, kim gelirse gelsin. Ya PKK mı gelecek, direkt Biden mı yönetecek, İngiltere mi gelecek falan. Kim gelirse gelsin umrumda değil. Öyle bir muhabbet... Yani Erdoğan'a karşı PKK ve FETÖ'ye mi razı olmuş evet, oluyorlar? Evet, yan yana kol kola yürüyorlar. Bakın, CHP'nin KYK'lıları tekrar devletin içine alacağız dediklerine kim var CHP'nin kolunda o zaman? KYK'lılar kim? PKK'lar da var içinde de. Ya da e, Karayelan nasıl diyor, açıklama yapıyor? Diyor ki işte CHP HDP, İYİ Parti bir araya gelmeli. Ortak hareket etmeliler diyor. Yine daha yeni açıklama yaptı. HDP ortak adayı belirlemek için görüşüyor. CHP ile. İYİ Parti, İyi Parti ile görüşmedi daha da. İYİ Parti ile çünkü görüşemiyor. Çünkü taban tepkisinden korkuluyor İYİ Parti'de. Milliyetçiler çünkü buna ne diyecek? E, tepki göstereceklerini bildiği için. Bu konuda bir hala gizlilik saklılıkla yürütülüyor. Ama bu e, gizli yürütülen planların da anayasa görüşmesi olarak daha önce ortaya çıktığını Tabii çok konuştuk burada. biliyoruz. Bunlar evet. da ortaya çıktı. Dolayısıyla önümüzde şöyle bir tablo var. Bugün yine o konuya gelmek gerekiyor. Bu Foriga makale. Evet. Soner Çağaptay orada şöyle tarif ediyor. Yani Erdoğan gideceğini iddia ediyor ya. Erdoğan gidecek diyor artık. Yani anketler de bunu gösteriyor diye. Türkiye'de anket meselesini ayrıca bir programda mı artık ilerleyen dakikalarda mı konuşmak da gerekiyor. ve anketlerde işte Erdoğan düşüşte gösteriliyor. Gidecek iddiasında bulunuyor Soner Çağaptay. Gideceği kısma da şunu diyor karşısında Erdoğan eskiden bu muhalefet dağınıktı ama artık birleşti. E, bu ittifakta işte CHP var. İyi Parti var. Saadet Partisi ve e, HDP de resmi olmadan destek veriyor diyor ama o Saadet Partisi resmi destek içinde o yanlış söylüyor. HDP resmi olmadan destek veriyor. Yani bir o rant raporunda gördük ya o tablo oluşturuldu ittifak. O, o ittifak yine sonan Çağatay'ın makalesinde de var ve sıkı durun. Burada Kılıçdaroğlu şimdi adalet için ortaya çıkacağını söylüyor ya. Eee sonra makalesinde yani bu makale orada yazıldığı fikir ya da bu böyle yorum diye asla düşünmesin bunu dinleyenler. Yani o kurum bunu yayınlıyorsa bu fikir bugün Amerika'da konuşuluyordur dışişleri anlamında ya da Türkiye'ye yönelik senaryoda Türkiye'ye yönelik yapılacak adımlarda Planın açıklanması. Atılacak aslında. adımların eee evet duyurulması. duyurulması. Yani diyorlar ki buradaki Amerikancılara, buradaki kendilerine müzel kuvvetlere diyorlar ki bakın bizim böyle bir planımız var. Bu planda siz gidin muhalefet olarak Erdoğan'a af teklif edin. Ya da işte TSK içinde bir bölünme yaratmak istiyor. Bunu açık açıkta böyle duyuruyor. Kışkırtma girişimleri oradan e, perdeleniyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu ne diyordu? İşte ortak aday bir intifak gösterirse onur duyarım diye. İmam oldu ona karşı çıkmıştı biliyorsunuz. geziyordu. Kayseri'den en son cevabı verdim. Ben... Sonra Çaraptay diyor ki ben şunu gördüm ki diyor, Türkiye'de gelmiş, Türkiye'ye geldiğinde gördüğü tablo bu. Akşener, Yavaş ve İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için öne çıkıyor. Ama diyor, ikinci bir tura kalırsa seçim, bunların Erdoğan karşısında birbirlerine hiçbir şey olmadan, sormadan da destek vereceğini söylüyor. Yani bir ittifak ve onun adayları artık şekillenmeye başlıyor. Yani ABD'de artık ittifaka kimler aday olacak bunlar yazılmaya başlandı. başlandı. Hayırlısı olsun Kılıçdaroğlu'na ve yine ittifaklarına. Kriz var diyoruz ya, krizleri de konuşacağız da. Artık yeni isimler ortaya çıkmaya başladı. Artık bu isimler üzerinden mi gidecek? Sayın Kılıçdaroğlu daha önce daha cesur davrandı. Daha çok işte bir yarışta vardı İmamoğlu'yla. Daha mı fazla açılım yapacak? Onları yine önümüzdeki günlerde çok yakın zamanda göreceğiz. Türkiye açısından yine baktığımızda bugün siyasetten oluşan tablo ne? Burada hükümeti de söylemek gerekiyor. Hükümette sadece Cumhur İttifakı'nı korumak, kollamak, onu sadece ne diyeyim böyle muhafaza etmek için bir adım atıyor. Bu adım da yanlış. Artık Türkiye'de kaos planı dediğimiz zemin şuraya oturmuş durumda ya da tablo önümüzdeki bu kadar net. Türkiye'de bugün sandıkta da ileride kurulacak sandıkta da karşımıza iki şey gelecek kaos planı. Biri ABD'nin kaos planı, Türkiye'nin önündeki iki seçenek diyoruz ya. Biri ABD'nin kaos planı, öbürkü Türkiye cephesi ya da Türkiye. İki plan yarışıyor şu anda ya da yarışacak daha da somut bir şekilde İki karşılıklı. program değil mi İki aslında? program. Evet. Ya da biri kaos planı, diğeri Türkiye'nin bağımsızlığı, ama... diğeri bağımsızlık, diğeri Doğru özgürlük, diğeri bölünmemek, diğeri vatanseverlik, diğeri yurtseverlik... Tabii. Diğeri Türkiye'nin bağımsızlığı. Yani böyle de koyabiliriz e, meseleyi. Ve burada şunu görüyoruz. Yani karşı taraf ABD'nin kaos planı belli. Kim var? Ne yani raporunda da var, bugün Foreign Affairs makalesinde de var. İşte açıp <laughs> çok samimilerse kendilerine de sorabilirler. Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi söyledikleri de var. Sayın Kılıçdaroğlu şunu demişti hatırlarsınız, Biden başkan seçildikten sonra. Ne bekliyorsunuz dediler ABD'nin yeni başkanından. Efendim biz Türkiye için demokrasi bekliyoruz dedi Sayın Kılıçdaroğlu. Ya da işte Sayın İmamoğlu, yine Cumhurbaşkanı adayları için geçen isimler üzerinden hatırlatayım bunu. Sayın İmamoğlu hemen koştura koştura gidip işte HDP'lilerle birlikte ağaçta dikti, Buldan'la birlikte. Ee, gitti kayyumlara da desteğe koştu. Demirtaş'ı da sürekli övdü. PKK e, işte Sakin Ajansı kitapları da basıldı. İBB'de satıldı. Demirtaş'ın kitapları da satıldı. Birlikte etkinlikler yapıldı. Pastalar kesildi. Ne bileyim kekler yendi. Tiyatrolar izlendi. Yani yapılmayan şey kalmadı. Böyle Hayır bir ben tablo. daha Amerikancıyım. Tabii tabi burada şimdi Amerikancılık yarışı var. <laughs> Kendi işlerinde de bir Amerikancıyım. Ben daha Amerikancıyım diye evet. birbirleri de tartışıyorlar. Ama Türkiye'nin bu iki seçenek arasında hangisi daha güçlü ya da Türkiye hangi seçeneğe teslim olmaz derseniz Türkiye kaos planına teslim olmaz. Bu sandıktan kadar sandıktan bu çıkmaz mı Deniz Adalı? Evet. Mümkün değil değil mi? Sandıktan bunu çıkması mümkün değil. Çıksa da yürümesi mümkün değil. Yani Türkiye'nin buna teslim olmaya... Türkiye'yi şöyle düşünelim. Hani bugünkü tehditler açısından ya da bulunduğumuz tabloyu daha net görmek açısından. Türkiye'nin teslim olması için Ankara'nın işgal edilmesi gerekir. Yani Ankara'nın işgal edilmesi durumda mümkün değil. Yani ABD'nin işte Afganistan'da 20 yıl durup neler yaptı. Türkiye Afganistan'dan daha büyük bir ülke. Türkiye Afganistan'dan e, hatta kat kat daha büyük Hele bir ülke. yenilirken, gerilerken ve yalnızlaşırken... Afganistan bakın işte çıplak ayaklarıyla diyoruz ya işte Kurtuluş Savaşları'nda olduk ya da o yokluklar, o çaresizlikler içerisinde. Keçi çobanları deyip çoğu küçümsüyor şimdi e, Afganistan yönetimini ama o bağımsızlık aşkıyla 20 yıldır ABD'ye karşı ne mücadele verdiler en sonunda ABD'ye kovdular. Türkiye'de 20 yıl değil bakın söyle 20 dakika kalamaz abi öyle bir şey girişsin 20 dakika tutmaz Türkiye Çünkü öyle Türkiye öyle bir millet yeri düver karşımızdayken boyun eğmemişiz ABD kim ya da o küçük görme açısından söylemiyorum ama bizim bağımsızlık şiarına bağ bağımsızlık irademiz teslim olmayacak millet olmamız açısından bunları söylüyorum Ama bu tabi şeyde değil Hamasi söylemlerde bunu söylemeyen, yani nutuk da atmıyorum burada. Ayakları yere var. basan. Ve Türkiye'nin bu seçeneği de artık ciddi ciddi tartıştığını da görüyoruz. Bakın işte Erdem hocamız hatırlattı, Sayın Akşener'e engelli bir vatandaşımızın tepkisini 650 lirayla da yaşıyor. Ama tabi burada yine hükümet başlığına geleceğim ben. Bu ekonomik çıkmazı ya da ekonomik sorunları vatandaşın üzerine hala yıkan işte yüksek zamlarla ekonomide çözümü ertelemekle, üretime hala Bunu bir an önce geçmemek birazdan. başlığında da hükümetin çok ciddi hataları var. Sorunları görmeyen bir hükümetimiz de var. Ha, muhalefet tamam Amerikancı Biden planları içinde Türkiye'yi bölünmek istiyor ya da Türkiye'yi tekrar o kaos yaşadığı günlere sürüklenmek istiyor. Doğru ama bugün hükümet de Türkiye'nin sorunlarını e, göremiyor, çözemiyor ve bu süreçte Türkiye'nin şu anda içinde girdiği süreçten itibaren de tek başına hükümetin AK Parti'nin tek başına yönetici yönetemeyeceği çok açık görünüyor. Aslında karşı tarafın da eline koz geçiyor. Ee, yani ya, koz açısından da bakmıyor. Yani kozda tabii o yönü de var ama şöyle bakmak karşı lazım. karşı taraf açısından bakarak ya, biz söylüyorum. biz sorunların çözümünü erteliyoruz. Daha tabii. fazla kayıp veriyoruz. Mesela Suriye sorunun çözülmemesi Türkiye'ye bugün e, kayıp olarak yansıyor. Evet. Ekonomide o adımların kamulaştırmanın işte elektrik belası yaşıyoruz enerjide. E, vatandaş soyuluyor, bakın açıkça söylüyorum, vatandaş soyuluyor, enerji şirketleri doyuyor, devlet zarar görüyor, vatandaş zarar görüyor, enerji şirketleri kazanıyor. Böyle bir e, Türkiye bu dayatılabilir mi? Türkiye bunu ya da ne kadar dayatılabilir Türkiye'ye? Artık vatandaşın kemeri sık 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 kemerde e, delik kalmadıysa ne yapacak? Bu çözümde de Türk, Türk milleti bu kadar çözümsüz değil, bakın görüyor, Vatan Partisi'ni çağırıyor, bunu yine demagoji olsun diye söylemiyoruz. Vatan Partisi işte e, dün akşam vardı, <laughs> Sayın Perinçek çıkış yolunda çıkış yine oldu. diğer e, parti liderleri, Sayın Genel Sekreter ve <laughs> Sayın Genel Sayman Vekili de üç anlattı. lider diye üç, zaten Anlattı Türkiye işte yüze yakın kurultay, binlerce görüşme, muhtarla görüşme, yine Türkiye'de örgütlenme, üyelenme atılımı, yurt dışındaki atılımlar, Türkiye'ye verilen o sözler. Sayın Perinçek şunu diyor. Türkiye'nin 300-400 milyar diyor yurt dışında diyor. Parası var diyor. Bu açık bir şekilde. Vatan Partisi iktidara gelsin ben o parayı getiririm diyor. Bu, bu kararlılık ama hükümet bunu söyleyemiyor. Hükümet yeni iktidara gelmiş, e, muhalefet havasında böyle tamam biz bir adımlar atıyoruz ama işte zorluklar geride kaldı. Zorlukları kabul etmeden nasıl çözeceksin? Zorluğu göstermeden, tarif etmeden, millete anlatmadan, onun bedelini ödemeden, yanlıştan dönmeden nasıl çözülecek? Biz de buradan bunları soruyoruz. Evet. Peki. Evet. Ee, Sayın Cömert siz bu e, HDP'nin Millet İttifakı'na gerçekleştirdiği ziyareti ve HDP Genel Başkanı Pervin Bulda'nın e, açıklamalarını iktidar tek başına olamazsınız buna izin vermeyiz söylemini ve muhalefet tarifini nasıl değerlendiriyorsunuz bir de biliyoruz ki Sayın Kemal Kılıçdaroğlu dostlarımızla iktidar olacağız yani o dostlarımız kelimesini çok sık duyduk hepimiz değil mi duydu bu kulaklar ekranlardan grup toplantılarından. PKK'dan da son zamanlarda artık sıkça Millet İttifakına çağrılar geliyor. Ee, yine en son PKK elebaşı Duran Kalkan CHP ve İyi Parti için dostlarımız dedi Sayın Cömert. Dostlarımız ifadesini kullandı. Tıpkı Kemal Bununla Kılıçdaroğlu dostlarımız ifadesi. Evet. Tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu'nun <laughs> ifadesi değil gibi. Değil <laughs> gibi. Şimdi ve iktidarı devirme çağrısı yaptı. Öyle ki yapılan açıklamalara ve konuşmalarına baktığımızda bu PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerine çok aceleciler, aceleci davranıyorlar ve sabırsızlar. Bir an önce iktidarın ve Sayın Erdoğan'ın gitmesini istiyorlar. Neler söylersiniz? Buyurun. Şimdi şöyle biz bu süreci aslında yaşadık. Yani PDP bir plan yapıyor ve bir çağrıda bulunuyor. Ben siz olamaz diyor. Benim %10 oyum var diyor. %10 olduğuna inanmıyorum bu arada. O %10'un en az %3 tanesi CHP'liler. Bir evde aman sen hanım HDP'ye ver de o açsın ben CHP'ye vereyim falan diye böyle oyları bölerek oy kullandılar. O yüzden %10 olduğunu düşünmüyorum ama %10 diye varsayalım. Böyle bir şey var ama bakın biraz daha geçmişe dönmek istiyorum. Bu Yaşadığımız ekonomik kriz bana 2001 e, krizin hanımsat Yani 2000 Kasım, 2001 Şubat yılında da biz böyle bir kriz yaşadık. Birden e, dolar yükseldi. İşte 60 kuruş civarındayken 1 lira 50 kuruşa kadar çıkmıştı. Tek farkı bu krizden e, faizler yükselmedi. Burada ters bir hamle yaptı hükümet. O dönemde de bu kriz yaşanırken de tabii emperyalizm o kaos planını devreye soktu. E, i̇ktidar partisini böldü. Demokratik Sol Parti'ye, diğer iktidar partisinin, diğer kanadı olan Milliyetçi Hareket Partisi'ne erken seçim çağrısı yaptırdı. Ve Türkiye'de e, bir e, kendisine mektup yazan, e, sevgili majesteleri aman beni al kullan diyen bir adama da yönetime verdi. Yani biz o dönem 2002 yılında ben anımsıyorum böyle, sokak sokak bağırıyorduk. Aman oy vermeyin, aman emperyalizm geliyor, Türkiye bölünür, Türkiye parçalanır, ekonomimiz gider, her şeyi satarlar PKK iktidara gelir vesaire diyorduk o dönemde. Ben e, o dönemde 21 yaşındaydım. Üniversiteyi yeni bitirmiştim ve işe bile başlayamadan e, kendimi sokaklarda, mitinglerde, kapı kapı afiş yapıştırırken falan buldum. Peki ne yaşandı ondan sonra? E, evet, e, bu iktidara Bopeş Başkanı geldi. Hatta yanında da Fethullah Gülen'i aldı. Hatta o dönemde şeye bakın bu e, Tayyip Erdoğan'ın siirt ara seçimleriyle iktidara gelmesini iyi inceleyin o e, ara seçimlerde siirt'te sırf Erdoğan seçilsin diye HDP aday bile göstermedi. Yani bu ittifak o dönemde yaşanan denparezi ittifakı. Fakat nereye kadar gidebildi? Bir müddet sonra Türkiye devleti, Türkiye iktidarına dedi ki sen o planı uygulayamazsın. Ve iktidar da uygulayamayacağını anladı ve burada çatışma yaşandı ve o HDP'den, PKK'dan, FETÖ'den e, sıyrılmak zorunda kaldı Türkiye'yi yöneten iktidar. Ve şu anda hani AK Parti niye değişti? Hatta bize soruyorlar niye değiştiniz falan diye bazen. Yani AK Parti düne kadar karşı çıkıyordun. Bugün niye bazı destekliyorsun? Ya ben değişmedik ben olduğum yerdeyim. Ben antemperyalist cephedeyim. Ben karşı Amerika'ya almışım ve savaşıyorum. Ee, kim değişiyor? Dikkat edin politikalarını kim değiştiriyor? Çünkü bakın Tayyip Erdoğan'ın değişmesi de öznel kendi tercihi falan değil. Uygulanamaz politikaları serüvenlere atacaklardı. Türkiye'yi böleceklerdi neredeyse. Türkiye ekonomisini tamamen mahvedeceklerdi. Türk devletini ortadan <laughs> kaldıracaklardı. Bu Tayyip Erdoğan iktidarının da ortadan kaldırılması anlamına gelecekti. O yüzden ne yaptı? Ordu Cumhurbaşkanımız direndi. Bakın en çok oy aldığı dönemde bu ittifak bir aradayken bile bu Amerikan planları bu ülkede uygulanamadı. Yani gelse şimdi ne olur HDP Kılıçdaroğlu gelsin beraber ay aynı oyları alsınlar hadi Fethullah Gülen'i e de Pensilvay'dan uçağa bindirip getirsinler Adalet Bakanı yapsınlar ne olacak zaten yaşadık bunu yapamazsınız. Peki yani bugünkü muhalefet o açılım vermez. süreçlerinden hiç ders çıkarmadı mı? Yok onlar daha cesurdu o süreçte. Çıkarmamış görünüyor yani çıkarmamış görünüyor. Erdem Hocam Çünkü onlar daha süreci. cesurdu o süreçte. CHP hatırlayalım biz daha iyisini yaparım meclise getirelim falan diyordu Sayın Kılıçdaroğlu o dönem. <laughs> tabii tabii diyorlardı ama ama şunu görmeleri, açılım süreci AK Parti'nin oylarını 7 Haziran o seçimlerinde sorduk. hükümet o kuramaz seviyeye sorduk. getirdi. Evet. Yani koca %50'lik AK Parti bir açılım sürecine falan girdi ve oyları bir tak diye hükümet kuramayacak seviyeye düştü. Arkasından açılım sürecini yıkıp terörle mücadeleye başlayınca bir kasım seçimlerine e, gelindiğinde yeniden iktidarı ancak öyle sağlayabildi. Yani Türk milleti dedi ki sen terörle mücadele ettiğin zaman ben sana oy veririm diye. Orada zaten sinyali aldı. Bu e, kodlardan bir şeyler anlasınlar. Buradan bir sonuç elde etsinler diye düşünüyorum. Yani e, Türkiye öyle bir kağıt planına teslim olmayacak. HDP burada şunu da söyleyelim bakın göz ardı etmeyin. HDP kapatılmak üzere olan bir siyasi parti. Yani Türk siyasetinde 6 ay içerisinde HDP diye bir parti kalmayacak. Türkiye'de şu anda erken seçim olması, Cumhurbaşkanı istemezse ve AK Parti istemezse mümkün değil. Çünkü buna ancak mecliste üç çoğunlukla TBMM ya da Cumhurbaşkanı karar verebiliyor. Yani muhalefet sokaklara inse, e, kendini yırtsa bile böyle bir şey olmayacak. E, o zaman erken seçim. Er olmayacağına millet de göre, 2023'e kadar da... Sine-i Millet'i Efendim, de konuşuyordu muhalefet. Selin Sayek Böke galiba. Sine millet yani, bir şey ama Sine, -i Sine -i millet elini güçlendirdikten ara seçim yapar. Çünkü 82 Anayasası'na göre TBMM üyelerinin %5'inin boşalması durumunda 3 ay içinde ara seçim yapılır. Kaç vekil eksildi? Şu kadar. Orada ara seçim yapılır tekrar. Bu parti aday olmazsa da AK Parti milletvekili sayısını çoğaltarak çıkar. Seçim yaptım kardeşim der. Yani o Millet millette anayasa tarafından düşünülmüş. TBMM üyeliklerinde boşalma olması hali ne göre %5'i bulması yani 30 vekil ve üzerinde almaması durumunda da 3 ay içinde orada ara seçim yapılacak hükmü var burada. Yani o da bir erken seçim getirmez diye düşünüyorum ben. Peki e, erken Siyaseten seçim tabi, evet. ne olur bilmiyorum ama Evet, e, Sayın Erdoğan da bu konuda çok net ve kararlı ifadeler kullanıyor. Kesinlikle erken seçim e, olmayacaktır yönünde ama biz Millet İttifakı'na ve muhalefet kanadına baktığımızda sürekli bir erken seçim, şimdi seçim, acil seçim söylemlerini görüyoruz. Az önce de siz ifade ettiniz, dediniz ki e, e, bu, bu muhalefetin, bu iktidarın bu kafayla e, ve bu politikalarla kesinlikle sandıktan çıkma şansı yoktur. Deniz Adalı da aynı şeyi söyledi. E, hal böyleyken, gerçi hiçbir siyasi parti e, seçime giderken kazanamayacağım e, anlayışıyla gitmez elbette ama tabii bu işin bir matematiği var herhalde bu e, hesabı da yapıyorlardı e, ve e, daha da önemlisi ortada bir aday yok, sürekli bir aday krizi, aday tartışması var Millet İttifakı'nda. E hal böyle olunca. Neden bu erken seçim, erken seçim söylemi nasıl olsa olmayacak biliyoruz ama biz erken seçim vurgusunu sürekli yapalım. Hani dostlar alışverişte görsün havasındalar mı acaba? Öyle düşünmüyorum. Bu arada şu düşüncenize katılmıyorum. Tabii tespit yapıyorsunuz ama aday yok ortada diye. Bu bir tespitse doğru ama bir düşünceyse ben öyle düşünmüyorum. Bir adayları var. Ada ortada Hayır, ve o aday karşımıza çıkartılacak, e, belirlenmiş, o adaya açıklanmış, ortaya konulmuş bir aday. Yok Anladım. Tespiyeye katılıyorum dedim Yoksa zaten. ama. Yoksa bir program dahilinde zaten sürekli konuşuyoruz. Evet, ben, ben adaylarını açıklayayım buradan hemen Abdullah Gül adayları. Yani Abdullah Gül aday olacak. Bunu göreceksin, Bu program kayıt altına da alınıyor. Bize şu anda bunu ısıta ısıta, bize alıştıra alıştıra Abdullah Gül projesi geliyor. Yani büyük ihtimalle birden çok adayla girecekler. Arkasından işte Deva Parti girecek par. hangisinde olacaksa adayı bilmiyorum. Abdullah Gül olacak. E son tura da diyecekler ki ya bu başka türlü yıkılmaz. İşte mali şey seçmen, muhafazakar seçmen oy vermez. Ekmek için ekmel ettin gibi işte Gül için de Abdullah Gül mü derler bilmiyorum. Peki, Abdullah, Abdullah, Gül, e gül ismi... Ada'yı aday yapmak istiyorlar. Abdullah Gül sizin tespitiniz mi yoksa bu bilgi mi? Sizin öngörünüz mü? Bir bilgiye dayanmıyor. Sadece Türk siyasetini işte 26 yıldır gözlemleyen 40 yaşında biri olarak söylüyorum bunu. Hani gözlemim bunu gösteriyor. Bir yandan da tabii şey inceliyorum ben. Bu Millet İttifakı'nın kanallarını, Amerikan Tilki TV'sini, işte adını unuttuğum bir TV vardı. Halk, Halk mıydı? Halk TV herhalde. Onları falan da izliyorum. Ve oralarda da gördüğüm kadarıyla işte bize cambaza bak yapıp işte acaba Mansur Yavaş mı olacak, İmamoğlu'na mı şu olacak falan derken arkada asıl adayın sinsice gizlendiğini görüyorum. Zaten Tayyip Erdoğan'ın da az önce BOP Eşbaşkanı diye dillendirdiğim dönemin arkasında da Tayyip Erdoğan yatmıyordu. Abdullah Gül iktidarı vardı. Ve biz bunu Sayın Doğu Perinçek, Silivri'de yargılanırken Ergenekon'un bir numarasını açıklayayım size Sayın Hakimler diyerek Abdullah Gül'ün adını söyledi. Hani hangi bilgiye dayanıyorsun diye soruyorsanız o Ergenekon'daki e, Doğu Perinçli'nin savunmasındaki bilgiyi tekrar ediyorum. Yani şu anda o bir numara, o örgütün başındaki bir numara hala e, o kaos planının, Amerikan planının baş aktörü. Ancak bunu da biliyorlar ki şöyle getirebiliriz. Bunun arkasına da PKK'yı, CHP'yi falan katarsak bir şey olur gibi düşünüyorlar. Ama az buçuk e, siyaset biliyorsam, ekonomi biliyorsam, hukuk biliyorsam, komik gelecek ama Abdullah Gül bile bu iktidara geldiğinde millileşmek zorunda kalacak iktidarda durmak istiyorsa bu millet taç başı uslandırır diyoruz ya biz. İşte bu millet başındakini de o anlamda uslandırır. Emperyalizm mahve perişan olacaktır. Çünkü dünya kayıyor. Bakın dünya nasıl orta çağda büyük bir İslam uygarlığı bitmiş bir batı varsa nasıl tersine döndüyse sanayi devrimiyle beraber bu üretim e, ...le beraber, üretim sürecindeki, tüketim tercihlerindeki bu değişimlerle beraber... ...çünkü dünya üretimi Doğu'ya kaydı, Avrasya'ya kaydı, Pasifik'e kaydı. E, üretim neredeyse gelişme ordu olur. Ve dünya yeni, eksen kayması yaşıyor. Bu eksen kaymasında Türkiye çok belirleyici bir ülke. Türkiye öyle ya da böyle Avrasya'dan yana tavır alacak. Burada o ezilen uluslarla beraber e, emperyalizmi yenecek devletlerin başında yer alıyor... Bunu görüyoruz. Türkiye'nin başında kim olur, kim olmaz o çok ilgilendirmiyor beni. Çünkü ben biliyorum ki ne olursa olsun tarih tekerleğini ne çobak sokamaz, onu durduramaz. Tarih bir yöne girdi ve ilerliyor. Biz lider düsturcisel tarih anlayışına ve bandeci tarih anlayışına sahip insanlar bunu çok rahat görebiliyoruz. ama tabii bunu ideolojik sapmaları yüzünden, zafiyetleri yüzünden, yalıtılıştırı yüzünden belki göremiyor iktidardaki de göremiyor, muhalefetteki de göremiyor. Yani o geniş pencereden Bakamıyor. Geniş pencereden bakan siyasi parti liderleri var. Onların kitaplarını okuyoruz, yaralarını okuyoruz. Onları öğreniyoruz oralardan, görüyoruz da ben tavsiye de ediyorum okumalarını. Peki. Bu şu anda bizim tartıştığımız şeyler aslında çok belirleyici şeyler değil diye düşünüyorum. Bir de Abdullah Gül gelir diyelim en kötü iktidarı PKK ile beraber. Zaten gelmişti. 2002'de zaten gelmişti. 2003'te, 2005'te, 2010'da zaten vardı. Ne oldu? Ne oldu? Başaramadılar. 2000'diler mi ülkeyi? Evet. Başaramadılar tabii canım o kadar oyla falan başaramadılar. Peki Şimdi Sayın Cömert, Reklama yani böyle gitmek bir zorundayım. De... Yok. Evet, çok teşekkür ediyorum. Reklama gideceğiz sevgili izleyiciler. Reklamların ardından haber merkezi kaldığı yerden devam edecek. Haber Merkezi devam ediyor. Evet Deniz Adalı şimdi bir e, ekonomiyi konuşalım. Yeni yıla zamlarla girdik. E, maalesef e, hayatın her alanına elektriğe, doğalgaza, akaryakıta, köprü geçiş ücretlerine ve pek çok alanda e, zamlarla karşıladık yeni yılı. Yeni yıl hep umutlar, temenniler, güzel beklentiler demek ama tabii bu zamların gelmesi güzel şeylerin olmayacağı anlamına gelmiyor elbette ama böyle de karşılamak istemezdik tabii ki. Şimdi enflasyona baktığımızda 19 yılın zirvesinde %30'ları gördü. TÜİK yapı, TÜİK %36. tarafından 36'ları gördü pardon. E, TÜİK tarafından yapılan açıklamada e, döviz kurlarındaki düşüşe baktığımızda da e, bekliyoruz ki etiketlere, çarşıya, pazara e, fiyatlara yansısın ama henüz yansımış değil. Yani işçi, sanayici, e, üretici, e, halk isyan halinde tabii haklı olarak yani şimdi bu ekonomik e, gelişmeler üzerinden ve e, zamlar üzerinden ben aslında biraz özelleştirmenin Türkiye'yi getirdiği noktayı ve kamuculuğun önemini konuşmak istiyorum. Neler söylemek istersin? Daha çok hisseder olduk değil mi kamuculuğa artık her geçen gün? Bunu artık herkes daha çok hissediyor. Evet. Yani Zaten asıl yani çözümü konuşacaksak ilk kamuculukla başlamak Tabii. lazım. Yani bugün Ekonomide Türkiye'de savaşı yani kamuculuk diyorsak, derken sadece hani üretilen anlamında kamucu yatırımla da karma bir ekonomiden, ziyade o devletin ağırlığı, yani devletin kontrolü, devletin ağırlığı bugün ne kadar ihtiyaç olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Hatta biz bunu yıllardır söylüyorduk, biliyorduk da hükümet açısından da bugün o denizin bittiği durumu özelleştirmeleriyle ünlüydü AK Parti. Özelleştirdik. Hatta Kemal Unakıtan vardı, Maliye bakın babalar gibi sattık diyordu. Öyle öyle övünüyordu ama bugün gelinen tabloda Türkiye'de denizin bittiğini artık tek gerçeğin dışarıdaki ekonomide yangın olduğunu ve bu yangının en büyük sebebinin de işte bu özelleştirmeler, üretimi terk etmek, Türkiye'yi ithal cennetine çevirmek, işte sıcak parayla ekonomide şovlar yapmak, bunların nedenlerinin bu olduğunu artık çok iyi biliyoruz ve bunu artık hükümet de kabul ediyor aslında. Daha önce de bunu dillendirenler olmuştu hükümet içinde ekonomi anlamında. Berat Albayrak giderken dedi ki Türkiye'de serbest piyasanın sürdürülebilir olması düzeltilmesi mümkün değildir. Bu bir itiraftı ve işte somut gerçeğin görülmesiydi. Ama ona rağmen e, Sayın Erdoğan ve yine o dönemki işte bakanları ya da e, AK Parti'nin kurmayları yine serbest piyasada ısrar için Berat Albayrak gitti. Serbest piyasada ısrar ettiler. Yüksek kur e, işte düşük faiz dediler. Sonra düşük e, düşük faizden yüksek kura geçtiler. Son en sonunda bu operasyonlarla artık devletçi adımların atılmaya başlandığını da görüyoruz. İşte faiz indirilmesinin nedeni üretim, yatırımın, istihdamı sağlanması. Çünkü yüksek faizle üretim yapamaz bir durumda Türkiye bunu anladılar. Onun için de işte döviz operasyonları sürekli sürdürdü. Kontrollü kambiyo rejimi, kontrollü kambiyo rejimi Türkiye'nin ekonomisini kurtar korumaya ihtiyacı var. Türkiye'nin yatırımlarını korumaya ihtiyacı var. Türkiye'nin yatırım yapmaya, tasarruf yapmaya ihtiyacı var dediğimizde işte onlar o dönem yine serbest piyasacı çözümler diyordu ama bugün Türkiye'de sokağın yandığını, çarşı pazarın yandığını, işte mutfağın alev aldığını pekala söyleyebiliriz. Hatta bunu artık hükümet de kabul ediyor. Tabi burada çözüm noktasında hani özelleştirme dediniz ya kamulaştırma zamlar anlamında konuşacaksak yılbaşında böyle bir yani böyle bir yılbaşı sabahına uyandık ki felaket senaryosu gibiydi. Yani yüzde 127'yi bulan elektrik zamları, doğalgaza zam, işte ulaşıma zam, e, zam üstüne zam, market fiyatları zaten. işte dövize, dövizin düşmesine rağmen marketin, market fiyatlarının düşmediği bir tablo. Hükümet bu konuda kararlı açıklamalar yapıyor. Müdahale edeceğiz, enflasyona karşı mücadele edeceğiz. Vesaire diyor. ya da denetimler artacak, İnsan cezalar bize... geliyor falan diyor ama Tabii. markete işte bugün yine gittik. Arkadaşımız İnce Erdoğan gitti. E, market fiyatlarına baktık. Yine yüksek. Çarşı pazar da yüksek. Yani vatandaş... Alamıyor ve esnafın da, esnaf açısından da tablo kötü. Esnaf da satamıyor tabii yüksek olduğu için. Onlar da maliyetlerden şikayetçi. Yani bir e, vatandaşın almaması da esnaf açısından da yüksek fiyat, yüksek fiyat kazanıyor diye bakılıyor. Ama alım olmadığında esnaf açısından da bu tablo kötü. Ve elektrik zamlarında en büyük, az önceki bölümde de söylemiştik ama bunları tekrar tekrar vurgulamakta yarar var. Çünkü Türkiye özelleştirmenin özelleştirmenin bugün bedelini ödüyor. Hepimiz ödüyoruz bunu. Biz uyardık, dinlen, dinlenilmedi çözüm olarak öne korulmadı. Ama yine hepimiz bu sorunu yaşıyoruz. Ee, ve bu, bunun bedelini ödüyoruz. Bu bedel de ödenecek ayrıca. Bugün ekonomideki zorluklar işte e, Millet İttifakı, Biden İttifakı geldiğinde ya da kaşık kaşık kaşı, e, gözü kara işte o yüzünde Rabbi esir olanlar gelse de yaşayacağız. Çünkü o para getirecekleri yerler de krizde hani dünya açısından. Ve hani yıllardır Türkiye'nin ilk işte kuruluş döneminde Atatürk'ün o e, işte altı okunda, iktisat politikalarında, üretimi çiftçiyi başta eden programın ne kadar doğru olduğunu bugün yine görüyoruz. Türkiye yüksek enflasyonu üretim yapmamaktan görüyor. İşte bu döviz kurlarındaki operasyon serbest piyasadan kaynaklanıyor. Yani bunda açıklık anlamında zaaflar var hala serbest piyasayla ilgili. Tabi bunları kırılmaya başladığını da söyleyelim. İşte dövize karşı Türk lirasını koruma hamlesi önemli bir adım. Gerisi getiril, getirilmeli mutlaka. Kontrollü kambiyo rejimine bir önce geçirmesi evet. gerekiyor. E, Hazine ve Maliye Bakanı açıklamasında işte üretim vurgusu yapıyor bugün. Ve işte üretim, üreteni sırtımıza taşırız. Ya anladınız mı şimdi tablonun nereye geldiğini? Türkiye'nin yaşadığı kayıplar işte. yolu bir. 19 yıl sonra gelinen aşama. Tamam doğru yine ama bu işte 19 yıldır söylüyoruz bugün bana anladığınız muhalefet gibi siz sorumlusunuz falan deyip kenara çekilmiyoruz. Biz yine gö çözümü gösteriyoruz ki evet, oluyor. tamam kabul edildi. Bugün hata yaptığınızı kabul ediyorsunuz. O zaman bir an önce hiç bekletmeden kontrollü kambiyo rejimine geçeceğiz. O zaman Türkiye'nin tek derdi üretim olacak. O zaman tekrar çiftçi e, bu, bu milletin baş tacı olacak. O zaman üretenlerin milli hükümeti kurulacak. Çözümlerdir bunları söylüyoruz. Yani, tamam sorunları tespit edip kenara çekip öyle sorunlar geride Tabii. kaldı diyerek bitmiyor. Sayın Erdoğan bunu da diyor. Sorunları geride bıraktık diyor. Sorunlar geride kalmadı. Asıl büyük sorunlar önümüzde. 2022 nasıl Yani bugün hepimiz konuşuyoruz. ve Yeni başlıyoruz. Tabi bu tablonun daha da kötü bunu söylemek için müneccim olmaya gerek yok. Ya da fal açmaya da gerek yok. Tab tablo ortada üretmeyen bir ekonomi var. Dört gençten biri işsiz. İstihdam olanakları kısıtlı. Hani teşviklerle bu yapılmaya çalışılıyor. Sanayici ağlıyor. Şimdi bak işte Vatan Doğu Partisi ve Güneydoğu'da DEDAŞ üzerinden konuşalım. DEDAŞ. Mı? Evet. DEDAŞ'ı da ayrı bir başlık açalım. Şimdi DEDAŞ devlet indirim de yapıyor. Hani işte Türkiye Elektrik Üretimi ve Dağıtım işte veriyor özel şirkete. Onlar dağıtım onlar yapıyor. İşte onlardan biri de DEDAŞ. Yine farklı bölgelerde farklı özel şirketler var. Devlet vatandaşa ya da elektrik anlamında bir indirim yapsa bile DEDAŞ bunu yansıtmıyor. Yansıtmıyor. Faturayı yansıtmıyor. O yine yeni kazanç olarak kendi bakiyesine ekliyor. Ve bu topladan ne oluyor? Ezilen ya da soyulan vatandaş, bunun bedelini ödeyen devlet, kazanan şirket ve üretimin de önüne geçmiş oluyorsun. Tabii e, üretilemiyor. Üretim ciddi darbe yiyor burada. Traktörün hazredilmesi. Geçen bir AK Parti yönetici ya da AK Parti yakın bir yönetici de vardı. E, başka programımızda. İşte çiftçinin zor durumda olmadığını söylüyor. Nasıl çiftçi zor durumda değil ya? Üretim devrim kurultaylarında görüyoruz. Çiftçi ağlıyor. Her gün gelen zamlardan bıkmış. Hadi bırak borcunu ödemiyor. Banka faizleri var. Yapılandırma olmuyor. Traktörünü Tarladan götürüyorlar ya traktör tarladan gidiyor Kör çiftçinin. Kör olsan hissedersin yani. Ya yani bu üretim diyorum kurultaylarında bir çiftçi şunu diyor. Mümkün mü? Traktörümüzü saklıyoruz diyor gitmesin diye diyor. Tabloyu düşünün ya hapis evet. cezaları Sayın Erdoğan haciz edilmeyecek hapis olmayacak dedi ama bunları da yaşadı Türkiye yakın zamanda. Traktör haciz edildi işte bir çiftçi de borcu yüzünden e, cezaevine atıldı. Yani bu üretime kelepçe vurmak demek ya. Yani bu kadar. Biz her gün ulusal kanal ekranlarından mikrofon uzatıyoruz haykırıyorlar, isyan ediyorlar. sorunları dile getiriyorlar. Çözümleri de sunuyor aslında. Evet. Ve terörün yapamadığını DEDAŞ yapıyor diyorlar. Hükümet de işte yanlış anladık. Tamam sorun var. Enflasyon kötü. Faizi düşüreceğiz diyor ama yine tablo ve bütün yük vatandaşın omzuna bindiriliyor. bindiriliyor. Bu kabul edilemez. Tasarruf, üretim, yatırım diyor Sayın Erdoğan ama tasarruf yok. Tasarruf amına nasıl yatırım yapacak Türkiye? Devleti yöneten, bu zor zamanda devleti yönetenler vatandaş gibi yaşayacak. Özel harcamalarını kısacak, öyle olmayacak yani. Yani yok. ekonomide kurtuluş savaşı bu şekilde verilmez mi diyorsunuz? Ekonomide kurtuluş savaşı tespiti doğru, doğru haklısınız. Doğru, evet. Tamam, ekonomide ama... kurtuluş savaşı veriyoruz. Çünkü serbest piyasa Türkiye'yi yıllarca doğru. kaybettirdi. Ve artık bizi çıkmaza getirdi. Deniz bitti. Deniz bitti Türkiye'de serbest piyasa anlamında. Ama çözüm, bunu tespit ediliyor ama çözüm yok. Ekonomi kurtuluş savaşı hala... E, lüksten, şatabattan ya da O zaman lüks diye kalmış görüp, oluyor. E, bunlardan vazgeçilmiyor. Türkiye tasarruf yapmıyor. Üretime yatırmıyor. Üretim desteklenmiyor. Desteklenince söyleniyor. Ama sadece söylemek de yetmiyor. Çünkü çiftçinin tarlası yanıyor. E, bugün yine bir haberi vardı. Üreticinin ya e, o kadar fahiş hale gelmiş ki. Yani 1 lira karına ya da işte 50 kuruş 1 lira karına satış yapıyor. Onu da alan yok. Yani satabilmek için çok az kara razı ama satamıyor da. E satamadığı zaman eve gittiğinde elektrik faturasını zamlı ödüyor ama. Doğalgaz faturası zamlı. Ne bileyim işte mutfak harcamalarından kısamıyor. Yapmak zorundasınız o harcamayı yaşayacaksınız çünkü. Ya da eğitimine para harcamaya devam ediyor. Bütün zamlı tarifeleri ödüyor ama kendi kazanamıyor vatandaş. Ya da asgari ücrete işte yüksek oranda zam yapıldı denildi. Memura, emekliye evet. zam yapıldı söylendi. Ama bu zamlar eriyor karşısın. Yapılan son tabii ıı, doğalgaz, elektrik ya da gıdadaki o yüksek artışlar değeri de gitti. E ne olacak şimdi? Ekzam istiyor onu da veremiyor. Vermiyor ya da yüksek verdi diye ama yüksek verdiniz de yüksek verilen eridi bitti. Dolayısıyla Türkiye artık bir çözüme doğru ilerliyor. Bunu da tespit edelim. İşte üretim devrim kurultayları dedik. Türkiye bambaşka bir ufuk açtı Vatan Partisi. Bu noktada hükümeti de uyardı, çiftçiyi konuşturdu, sorunları dinledi, o programı derinleştirdi kendi çünkü Vatan Partisi'nin bir üretim devrim programı var. işte Doğu Perinçek'in de yazdığı üretim devrim kitabı var. Ama onu daha da derinleştirdi. Profesör de ordinaryus oldu artık Vatan Partisi sorunların çözümü için. Sorun çözümü için ve millet de artık Vatan Partisi çağırıyor. Bunu da görüyoruz son dönemde. Köy kahvelerine çağrılıyor, kurultaylar için çağrılıyor, sanayici çağırıyor, üretici çağırıyor, çalışan çağırıyor. E, çağırdığı zaman bir gün gibi bir gün hükümet de yapacak. O sürecin başladığını da görüyoruz. Türkiye ekonomik anlamda çok ağır bedeller ödüyor. Bu bedellerin ödenmeye devam edilmesinin nedeni de bir önce çözüme geçirmemesi. Ama bir noktaya geldiğinde de artık e, hükümetin ekonomi anlamında atacağı adımlar yetersiz kalırsa ya da olduğu yerde patenaja e, patinaja başlarsa burada da Türk milleti kusura bakmasın kimseyi sırtında taşıyamaz. Bugün başlanılsa yapılmaya hemen olacak, hadi ince olacak şeyler değil, değil mi? Orta vadede ve uzun vadede. İşte yani o e, çelişkiler şöyle. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki ekonomide şeyler. kurtuluş savaşı veriyoruz. Türkiye sıcak paraya ya mahkum etmeyeceğiz. İşte 1947 IMF programlarına giren programlarla Türkiye'nin ekonomisi ve siyaseti dışarıdan yönlendirildi. Tamam, doğru. Evet. Türkiye bu yapıldı. Çok yanlış. E çözüm ne? Ama biz serbest piyasalara taviz veremeyiz. Serbest piyasa bağlı Kar Serbest piyasa karşı adım adımlar rağmen bunları söylüyorlar. Dövize karşı Türk Lirası koruma hamlesi serbest piyasa içinde bir adım mı? Evet. Değil. Sayın Hazine Bak Bakanı da bunu söyledi. Onlar istiyorlar ki dedi mesela bu hı hı. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını isteyenlerle ilgili. Merkez Bankası müdahale etmesin. Oldu canım. İşte Merkez Bankası ya da kamu yönetimi buna müdahale etmesin. Oldu başam diye de hatta bir tiye de aldı. Tamam doğru. E, o zaman atın adamı kontrollü kambiyo rejimi. Ya da Türkiye'nin yurt dışında 300-400 milyon kıyı bankalarında e, Türkiye'nin parası bunlar. Emre Hanım Türkiye'nin parası. Evet, evet, Bunları getirmek için hadi devlet olarak bir adım atın. Getirin bunları. Yok o kararlılık yok hala. Orada da işte ürkmesin e, sanayiler sıcak para ya da dış yatır, yabancı yatırımcılar. Ama bir yerde bu da son bulacak. E, ama vatandaş bunun bedelini son... ödüyor. Size oy veren vatandaş, kontrollü size iktidar yapan vatandaş diyorsunuz. bunun bedelini ödüyor. Evet. O belirli de bir gün sorar yani vatandaş sandıkta. E, Bu arada Bakanlar Kurulu sonrası ihracat vurgusu yaptı Erdoğan. Geçen yıl rekor kırdık dedi ihracatta. Önümüzdeki yıllarda da e, vatandaşımıza umarım daha çok büyük müjdeler veririz ihracatla ilgili dedi. Yine kur korumalı TL mevduatına geçişle e, piyasalarda denge sağlandığını, halkta da bunun e, güven yarattığını ifade etti. Daha önce yaptığı açıklamalarda da hep Türk lirası vurgusunu yapıyordu Sayın Hı. Erdoğan yine buna vurgu yaptı ve ihracat bedeli dövizin yüzde 25'i Merkez Bankasına yatacak dedi. İşte Aslında Sayın Erdoğan açıklamaları bu çoğaltabilirsiniz çok söylüyorsunuz tabii, da tabii. bugün tablo şu hükümet açısından dediğini yapmıyor yaptığını da demiyor. Evet. Öyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Tamam ekonomide kurtuluş savaşı var diyor ama kurtuluş savaşı varmış gibi davranmıyor. Ya da Türkiye işte yaptığı devletçi müdahale yapıyor ama buna devletçi müdahale demiyor. Demiyor. Yani böyle olunca da kusura bakmayın inandırıcı da kalmıyor. Olmuyor. Sorunu çözümü içinde e, hiçbir adım atılmamış oluyor. Yine Türkiye o gün yine sorunlarla baş başa, yine vatandaş eziliyor, yine yüksek fatura vatandaşa çıkıyor, yine zamları vatandaş ödüyor, Türkiye sorunlarını erteliyor, çözemiyor. Çöz. Yani bu tabloda ne kadar gidecek? Ya bugün konuşuluyor. Bugün hükümetin yönetemediği, sorunları tespit edemediği, buna uygun davranamadığı, sorunları ertelediği, Türkiye'ye kayıpların daha da fazla arttığını hepimiz görüyoruz. Bunu vatandaş görmüyor mu? Görmüyor mu diye anlatılıyor acaba Erdoğan, onu da merak ediyorum. Sayın Erdoğan'a bu bembeyaz ya da pes pembe bir tablo mu, pembe bir tablo mu çiziliyor? Görmüyorsa görmesi lazım Sayın Erdoğan'ın da bunu. Ve bu durumda da hemen Türkiye'de üretenlerin milli hükümetinin kurulması için bu haftadan, bu bu, bu akşamdan itibaren çalışmalar hızlandırılması gerekiyor. Çünkü vakit geçiyor Emre Hanım. Vakit geçiyor, vatandaş da kaldırabileceği kadar yük var şu an sırtında ama yarın öbür gün kaldıramayacağı yük boyutuna gelirse e, o dönemde de Türkiye çözümsüz kalmaz onu da söyleyeyim. Vatan Partisi var, Türkiye'nin e, bağımsızlığını savunan siyasetler var, Türkiye'nin kalkınmasını, Türkiye'nin büyümesini, e, Türkiye'nin gelişmesini savunan siyasetler var. Türkiye çözümsüz kalmaz. Kalmaz. Sayın e, Cömert, siz neler söylemek istersiniz? Ekonomide yaşanan gelişmeler üzerinden, gelen bu zamlar üzerinden ve e, özelleştirme tabii ki Türkiye'nin önündeki en büyük sorun, üretimin önündeki en büyük engel ve dediğimiz gibi e, kamuculuğun önemini bugünlerde daha çok hissediyoruz. Konuştuk daha önceki programlarda bu mevzuyu sizlerle ama bence tekrar tekrar konuşmanın hiç sakıncası yok. Bilakis faydası var. Buyurun efendim. Şimdi öncelikle bir şeye dikkat etmek gerekiyor. Yani bu deniz bitti falan dedi ya az önce Deniz Adalı da bunu söyledi. Deniz bitmez. Yani denizler bu ülkede bitmez. O çözümlerdir denizler aynı zamanda. Yani onlar Ben hükümet açısından dedim. Deniz falan diye söylüyor. Yok, biliyorum da. O denizler bitmedi, bitmeyecek de. Ee, onu söyleyeyim önce. İkinci olarak da e, şimdi şuna benzetiyorum ben yani çok basit anlatmak gerekirse. E, Miras yedi bir hükümet. E, cumhuriyetten kalan bütün değerlerimizi işte özelleştirdi, sattı, savdı. Bir yandan da borçlandı. Hani ben de bir aile babasıyım. Evimi geçindiriyorum ama şöyle geçindiriyorum. Babamdan kalan antikaları satıyorum. Babamdan kalan arsaları, evleri satıyorum. Ama bir yandan da nasıl olursa kredi kartı limitim durmadan yükseliyor. Ve, ve bol miktarda işte iyi içiyoruz falan böyle görüntü kötü değil. Hanım anlamıyor tabii bunu. Bunun sonunun geleceğini biliyorduk. Yani bu borçlanma ekonomisinin, sıcak bel ekonomisinin bir gün gün gelip de bu borçları ödeme günü geleceğini biz biliyorduk zaten. Bu çok da bilinmeyen bir şey değildi. Bunu geciktirdiler ama yani 20 yıl sürmesinin sebebi de Cumhuriyet'in çok ciddi varlıkları vardı. Bu varlıklar o süreci devam ettirmeleri yönünde onlara kolaylık sağladı. E şimdi... E, Saçak savacak bir şey de kalmadı. E, borçları ödemenin e, günü de e, geldi ve işte yaşadığımız kriz aslında ta 2002'de e, başlayan e, bu iktidarın e, yanlış politikalarının sonucu bir krizdi. Bu yanlış politikalardan döneceğim diye güzel laflar söylüyor ama e, yine güzel şeyler yapmıyor. Yani e, üretim diyor mesela. E, ya Üretim olacak ama e, kim üretecek meselesinde çok ciddi hata içindeler. Hala özel sektör üretsin diyorlar. Özel sektör üretir mi? Yani siz şeyle çok ciddi derecede finansal sermaye hareketleriyle para kazanan bilançolarının neredeyse %87'si faiz gelirine dayanmış olan şirketlere üretin demeniz çok komik bir şey. Bunu öğretmezler. Hatta bakan karşısına aldı ve diyor ki aman diyor size kredi vereceğiz ama sakın bundan diyor dolar almayın ha böyle bir ekonomi politikası olabilir mi? Bir kere planlı ekonomi Planlama ihtiyacımız var, diyorsunuz. üretimin planlanmasına ihtiyacımız evet. var. Ve bu planlamayı yapacak bizim örgütümüz vardı. Devlet Planlama Teşkilatı nerede? 2011 yılında Devlet Planlama Teşkilatı'nı kapattılar. Böyle bir şey olabilir mi? Planlama teşkilatımız yok. Bir kere şurada hata kim üretecek meselesi var. Kamu üretecek. Bu ülkede ancak üretim kamu eliyle olur. Bunu kamu planlar ve bizzat kamu üretirse bu ülkede üretim olur. Biz uluslararası sermayenin e, vicdanına bırakamayız bizim üretimimizi. İkincisi ne üretecek meselesi var. Şimdi burada da ihracatta rekor bekliyoruz falan. Ya başınızı yesin bu ihracat. Yedi zaten. Özel politikasıydı bunlar. Bırakın bunları. İhracatı büyüteceğiz, ihracat artacak. İşte ne oldu? Hayal ihracatçılar cennetine dönüştü. Türkiye işte bir yandan da ihracat yapıyoruz diye bir arada altın üzerinden doğalgaz aldılar. Altın ihracatı gibi gösterdiler. Hep böyle ihracatı büyüterek dış ticaret açığını e, düşük gösterme, kapatma arayışındalar. Hayır, ihracat değil. Ne üreteceğiz? Bir ihraç ürünlerinden ziyade ithal ikameci malları üreteceğiz. Neyi ithal ediyorsak gireceğiz marketlere. Bu marketlerde neler ithal ediliyorsa onları öncelikle üreteceğiz. Dışa bağımlılığı azaltmak zorundayız. Pahalıya da mal olsa yapacağız. Üçüncüsü ne kadar üreteceğiz o da önemli. Üretmek çok önemli değil ki. Eğer üretimi planlama, üretim miktarını artırırsanız bu sefer de mesela şeyde şu anda bu baharda, sonbaharda daha doğrusu İç Anadolu'ya gittim. İşte Kırıkkale, Çorum o bölgeyi. Tarlalar böyle kırmızı kırmızı soğan çuvallarıyla dolu. Tarlada kalmış ve köylü onları satacak şey bulamıyor. Niye? Fazla üretmiş. Çünkü planlı bir ekonomi olmadığı için, yol gösterici olmadığı için köylü üretmese de perişan bir durumda, üretse de perişan bir durumda. Dördüncüsü ne zaman üretecek? Bu da önemli. Yani işte bunu devletin planlaması lazım. Ne kadarı, ne zaman, hangi miktarda üretilmesi e, bunlar, e, gerekiyorsa yönetmeliklerle, yasalarla koruma altına alınarak yapılacak. Bir diğeri ürettiğini ne yapacak? Hadi üretti köylü Bunlar serbest piyasanın vicdanına, tüccarın vicdanına, marketçinin vicdanına bırakılmamalı. Burada tarım mahsulleri ofisi yeniden canlandırılmalı. Yani tarım anlamında söylüyorum bunu ama diğer alanlarda da kişi ürettiğini pazara sunabileceği devlet araçlarına mutlaka kavuşmalı. Ve bu üretim fazlalığı, üretim yapıldı diyelim bunu dağıtımı nasıl olacak? Eğer üretimi siz planlı bir dağıtımla ülkenin her tarafına yayamazsanız üretilen ürünler de eşi dağıtılamazsa onda da bir sıkıntı yaratacak. Bir de bu e, zam geldi, zam niye olur? E, zamın birinci sebebi üretilen mal ve hizmet miktarı talepten azdır. Yani o yüzden e, olur. Ya Talep çok fazla geldiği için mal ve hizmet miktarı az kaldığı için zam olur. Bunun başka bir açıklaması yok. Klasik iktisat bilgisi bu. Girdi maliyetleri Ama şimdi, de Şimdi yani zamlar da aynı şekilde. O, o, biraz tabii dövize bağlı işte ürünler üretimimizden dolayı da oluyor ama yani en klasik iktisat mantığı da evet. söylüyorum. Elinizde 10 tane kalem vardır. Bu kalemi 11 kişi isterse kalemin fiyatı artar. Bu, bu, kadar basit. E siz zam yaparak bunu çözebilir misiniz? Yani diyelim ki asgari ücret 50 bin lira yapalım. 50 bin lira olması ne yapacak? Talebi artıracak. E siz üretim yapmıyorsanız bu sefer enflasyon o yönde de bir artış serüvenine girecek yani bu şey çok yanlış muhalefette çözüm yanlış işte geleceğiz her eve para dağıtacağız yaşlıya vereceğiz asgari ücreti arttıracağız sadaka dağıtacağız falan e, ne yapacak o paraları alan kişiler e, döviz alacak mal olmayınca ortada bu e, sorunları e, yani 6 tane sorun var tekrar ediyorum kim üretecek ne üretecek ne kadar üretecek ne zaman üretecek ürettiğini ne yapacak üretimi kim dağıtacak bu meseleyi çözümlemek gerekiyor. Yani bu 18. yüzyılda değiliz biz. O e, Keynes şey Edim Smith politikalarıyla vesaire çözülemez. Batı bile bundan, kapitalizm bile bundan vazgeçti. Devleti müdahale etmesi gerektiğini savunuyorlar. Keynesyen politikalar, neo Keynesyen politikalar izlediler. 2008 krizinde Marx'ın e, kıymetini anladılar, itiraf ettiler. Yani üretim olmayınca olmuyormuş bu morgı krizine girince Amerika Orada gördüler finansal sermaye hareketlerinin ülkeyi nasıl mahvettiğini gördüler. Biz hala üretim diyoruz ama buralarda üretim özel sektörü yaptıramazsınız. Bakın tarım kredi güzel bir örnek. Ama bu çeşitlendirilmeli. Gimalar derhal açılmalı. Dört tane, beş tane büyük satış mağazası var. Bunlar derhal devletleştirilmeli. Burada çok basit şeyler bunlar. Hani bunların bile bilançolarına baktığınızda bir tanesinin ikini incelemiştik biz bir çalışma içerisinde ama çok büyük bir parakende satış mağazasının bilançosunun 25'i faiz geliriydi o bile artık satarak değil faizlerle geçinen bir hale gelmiş bu sarmaldan Türkiye kurtulmalı bunu da işte üretimi devlet eliyle yapacaksınız, planlayacaksınız. Bununla ilgili gerek kurumlar oluşturulacak, gerek yasal değişiklikler yapılacak. Siz şu anda finansal önlemlerle ancak günü geçirirsiniz ve zamlar yaparak da bunu faturasını halka ödetirsiniz. İşte halk da bir yandan çaresizlik içerisinde kalıp size oy verebilir bir müddet iktidarınızı sürdürebilirsiniz ama Türkiye ekonomik çöküşe girerse bundan çıkmamız çok zor olur. çözüm ortada. Üretim evet ama üretimin kimi yapılacağı şu anda ve ne üretileceği ve temel mesele. Peki çok teşekkür ediyorum. Son dakikalarımızdayız e, Sayın Deniz Adalı. E, son olarak belki bir şey söylemek istersiniz. Ya Türkiye'nin bugün artık hani onu söyleyelim. Artık e, boşa geçirecek vaktimiz yok Yani Emre Hanım. Yani e, daha önce işte söylendi sıcak para, şov yapıldı, şudur budur. Hani onları yanlış olarak bugün söylüyoruz yine ama artık çözümü konuşmamız lazım. Yani bugün hükümetin de, e, muhalefetin de onlardan beklemiyoruz ama e, çünkü muhalefetin başka planları var. O, onu da görelim yani biz sadece Erdoğan gitsin diye de millet İttifakı şakşakçılığı yapacak ya da Türkiye'de ABD senaryolarına, ABD planlarına geçit verecek e, bir siyasi gelenekten gelmiyoruz ve böyle bir geleneği de reddediyoruz. Yani Türkiye emperyalist müdahaleyi, Türkiye işte e, bir çıkmazdan diğerine sürükleyecek politikaları da uygulamaları da söylemleri de reddediyoruz. Esası bu. Bugün bunun Türkiye açısından sürdüremediğini, hükümetin çok ciddi yanlışlar yaptığını, sorunları göremediğini, sürdüremediğini de söylüyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla biz çözüm, çözüme odaklanıyoruz. Türkiye'yi çözüme götüreceğiz. Umut var. Umutsuz değiliz. Karamsar Çözümler değiliz. Var. Çözümler de belli. Yani umudumuz var her şeyden önce. Karamsar değiliz. İşte Biden tayfası gibi Türkiye'ye karamsar tablolar çizmiyoruz. Türkiye'de işte karamsarlık Türkiye batsın bitsin diye kendimizi yırtmıyoruz. Görüyoruz zorluklarımız var ama çözümlerimiz de var. Çözümleri tespit ediyoruz. Halka anlatıyoruz. İşte gidiyoruz vatandaşımıza her gün ulusal kanarak anlatıyoruz. İşte Vatan Partisi siyasetleriyle bugün Türkiye'nin ufkunu açıyor demiştik. O da köy köy kahve kahve ev ev geziyor. Muhtarlarla görüşüyor. Türkiye'nin çözümünü anlatıyor. Dolayısıyla büyük bir cephe oluşuyor. Bunu da görelim. Bugün işte Türkiye'de oluşan yani bu cephede, bu Türkiye cephesi dedi ki iki seçenek var Türkiye'nin önünde. bir ABD'nin kaos planı, iki Türkiye. O Türkiye cephesi güçleniyor, umut büyüyor dolayısıyla. Umuta giden süreçte de çözümler önümüzde. Bu çözümleri için de kararlıyız. Biz kendi açımızdan kararlıyız. Burada en ufak bir şüphemiz yok. Kararlı olmalarını bekliyoruz. Bugün sorumluluk sahibi olanların da cesur adımlar atmasını bekliyoruz, istiyoruz. Türkiye'nin kaynaklarının çarçur edilmesini, Türkiye'nin çözümsüzlük içinde boğulmasını, debelenmesini istemiyoruz. sorumluları sorumluluğa davet ediyoruz. ve bu durumda da şunu söylüyoruz, yani yönetemediğini söylüyoruz ya, Türkiye'nin çözümsüz olmadığını da vurguluyoruz. Bu planlara karşı Türkiye teslim olmaz ve bunu da çok yakın zamanda oluşmaya başladığını görüyoruz. Ve bu süreçte ilerliyor Türkiye'de. Umut var, umudumuzu kaybetmiyoruz. Diyerek Peki, umut her zaman var. Evet. Ulusal Kanal Haber Müdürü Sayın Deniz Adalı çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Ve tabi hukukçu Erdem Cömert size de çok teşekkür ediyorum efendim. Ankara stüdyomuzdan ben çok katıldınız. Görüşlerinizi, fikirlerinizi bizimle paylaştınız. Bir başka haber merkezi programında görüşmek ümidiyle efendim. Sevgiyle kalın, iyi akşamlar, hoşçakalın.